Günaydın, hoş geldiniz. TV 100 ekranlarındayız. Ben Kerem Kurçuval. Günün ve gündemin sorularını sormak için karşınızdayım. Stüdyoda kıymetli konuklarım var. Gamze Pamuk, Ateşli Hukukçu. Hoş geldiniz Gamze Hanım. Hoş bulduk Kerem Bey. Birazdan konuşacağız. Gelmeniz de bayağı bir zor oldu. Doğru. Yani yaşanan talihsizlikler Allah korumuş. Geçmiş olsun diyeyim çok şimdiden. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Doktor Ramazan Atatürk, sizin de gelişiniz 1000 kilometre öteden gelmeniz çok kıymetli. Sağ olun, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Barış Ertem, hoş geldiniz. Hoş, ben kolay geldim. Trafik rahattı evet, sabah. Rahat. Beklenen yağmur da çok yağmadı. Evet, yani yağmadı Allah'tan. Ferhat Yükseltürk de bizimle. Ferhat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar herkese. Ferhat Bey, tabii gözler sizde. Önce ekonomiyi konuşacağız ama ben hazırlanırken büyüme rakamları 7.6 yaşasın falan diyordum. Gece her şey değişti. Elektrik ve doğalgaza büyük bir zam geldi ki bu zam Haziran'da da yapılmıştı. Şimdi özellikle de konut ve sanayi, konutta %20, sanayide %50. Bunu tartışacağız ama biz bir büyüme rakamlarıyla ilgili tabloya bir bakalım. Ondan sonra sorayım, bu ne anlama geliyor? Bu büyüme bize zam olarak mı yansıyor? Onu size sorayım. Türkiye, Suudi Arabistan'dan sonra dünyada en çok büyüyen ikinci ülke oldu. O habere bir bakalım, ondan sonra tartışalım. Beklenti %7,3'tü. %7,6 olarak gerçekleşti. Büyüme beklentileri aştı. Türkiye İstatistik Kurumu ekonominin ikinci çeyrek performansını açıkladı. Gayri safi yurt içi hasıla Nisan-Mayıs-Haziran dönemini kapsayan süreçte 7,6 arttı. Bu büyümeyle Türkiye, Suudi Arabistan'ın ardından G20 içinde en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. Önce ilk çeyrek için açıklanan %7,3'lük büyüme rakamı %7,5 olarak revize edildi. Dönemsel bazda büyüme %2,1 olarak gerçekleşti. Önceki çeyrekte bu oran %1,2, beklenti ise %1,5'ti. İlk çeyrekte olduğu gibi enflasyondaki hızlı artış sonucu öne çekilen hane halkı tüketimi büyümede etkili oldu. İhracatın desteğiyle büyümede beklentiler aşıldı. Gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetlerde ise büyüme ve daralma oranları dikkat çekti. Yılın ikinci çeyreğinde finans ve sigorta faaliyetleri %26,6 arttı. Artış trendi hizmet faaliyetlerinde %18,1, sanayide %7,8, bilgi ve iletişim faaliyetlerinde de %5,3 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,9, inşaat sektörü ise %10,9 azaldı. Rakamlar böyle. Gerçekten de hani G20 içinde de dünyadaki istatistik rakamları gerçeğinde de dünya ikincisiyiz. Bu kadar daralmaya rağmen Amerika resesyonu konuşuyor. Avrupa uzun zamandır konuşmadığı enflasyonu konuşuyor. Ama Türkiye %7,6 büyüme gösteriyor. Önemli. Fakat şimdi yani kimse bana kızmasın. Ahali önce diyecek ki şu zammı bir sor da. Bu zam nedir? Ferhat Bey, tabii müsebbibi siz değilsiniz ama büyük artış değil mi? Yani büyük artış ama beklenen bir artıştı. Yani birazcık böyle de bakmak lazım. Haziran'da aslında da yapıldı bu artış. Evet, yani mevcut durumda zaten doğalgazda biliyorsunuz hane halkı tarafında bir sübvansiyon var, yani maliyetin altında zaten o tarafta tüketicilere yansıtılıyor. Burada sanayi tarafına ve elektrik tarafına bir miktar yüklenme vardı. Yine aslında sanayi ve elektrik tarafına gelen zamla hane halkı tarafına gelen zam arasında önemli bir fark var. Burada zaten bütçe üzerindeki yük önemli bir şekilde artmış vaziyetteydi. Hem elektrik tarafında hem doğalgaz tarafında. Mümkün olduğu kadar da bunu ben seçime kadar devam edeceğini açıkçası düşünüyorum. Eğer mevcuttaki piyasa fiyatlarına çekilirse zaten yani çoğu kimsenin ödeyemeyeceği seviyelere doğru gelecektir. Bu açıdan mümkün olduğu kadar bu tarafta bütçe imkanları kullanılmaya devam edecek gibi duruyor. Fakat tabii burada küresel taraftaki fiyatlarda da bir iyileşme maalesef yok. Biliyorsunuz işte doğalgaz fiyatları Avrupa tarafında da artıyor. Bizim kışın tamam belki Rusya ile aramızda Avrupa gibi bir sorun yok ve Rusya'dan gaz akışı devam edecek. Fakat bizim aynı zamanda işte bu tankerle de bir doğalgaz alımı gerçekleştiriyor olmamız lazım mevcuttaki ihtiyacımızı karşılamak için. Bunların fiyatları da
Avrupa'nın ihtiyacı nedeniyle oldukça artmış seviyelerde. Bu açıdan yani kış dönemi çok sıkıntılı geçecek. Tabii bu fiyatların biz ikincil yansımaları olarak diğer tüm mal ve hizmetlerde bir artış göreceğiz. Çünkü enerji maliyetleri önemli bir şekilde artmış olacak, özellikle üreticiler açısından. O açıdan tabii enflasyon için kötü haberler gelmeye devam ediyor. Bu yıl ve önümüzdeki yılda bence kayıp yıllar enflasyon için. Çünkü Moody's de enflasyon beklentisini biraz yükseltti. Dediğiniz gibi çok haklısınız. Doğalgaz ve elektrik hemen her şeyi etkileyeceği için bir enerji maliyeti olarak enflasyon olarak bizi düşecek. Fakat şunu çözemiyoruz. Az önce Ramazan Bey'le de yayını hazırlanırken konuştuk. Yani seçime giden bir hükümet bir, niye bunu yapıyor? İki, esas anlamadığımız ihracat artsın. Hani büyüme rakamları şahane geliyor. Büyüme devam ediyor. İhracat artsın diyoruz. Cari açık azalsın diyoruz ama sanayiye %50 zam yapılıyor. Dünyadaki tablo mu bizi buna mecbur ediyor? Çünkü biz bildiğim kadarıyla hesaplı alıyoruz gazı da elektriği de. Yani Daha doğrusu petrolü de. şimdi şöyle aslında yani hesaplı belki bazı ülkelere kıyasla daha ucuza şu anda mal ediyor olabiliriz. Yani Avrupa'ya kıyasla şu anki durum için daha ucuza mal ediyor olabiliriz. Fakat zaten yani BOTAŞ'ın rakamlarına baktığımızda, BOTAŞ'ın bilanço rakamlarına baktığımızda önemli miktarda zarar yazdığını yani burada sübvanseler nedeniyle ve bütçe desteğiyle ayakta durabildiğini de görüyoruz. Aslında özellikle hane halkı tarafında önemli sübvansiyonlar var, yok değil. Yani mecburen bir miktar bu yapılmış gibi bir durum. Çünkü artık bütçe üzerindeki yük de önemli seviyelere gelmiş durumda. Tabii ki burada zam yapılması tercih edilmemiştir, edilmeyecektir de diye düşünüyorum seçime giderken. Fakat mevcut durumda tabii orada bütçe öncelikleri değişiyor olabilir. Çünkü seçime giderken sizin yapmak istediğiniz başka harcamalar da olacaktır diye düşünüyorum. Bu açıdan da baktığımızda aslında biraz daha seçim ekonomisi kapsamında buradaki zararı bir miktar azaltıp belki başka yerlere yönelik bir kaynak aktarımı olabilir. Tabii büyüme tarafında biz olumlu rakamları gördük. Hani onu konuşmadık az önce. Büyüme Evet. tarafı tüketimin öne çekilmesiyle iyi gidiyor gibi duruyor. Fakat neden kimse hissetmiyor? İşte bu dünkü rakamlarda da gördük. Ücretli kesimin aldığı, gayri safi yurt içi hasıladan aldığı oran hakikaten son 10 yılın, 20 yılın en düşük seviyelerine gelmiş durumda. Yani %21'lere kadar düşmüş durumda. Ve biz bu dönemde istihdamın da arttığını biliyoruz. Bu da aslında kişi başına gelirin, ücretlerin sürekli olarak genel ekonomiye kıyasla fakirleştiğini bize gösteriyor. Bu neden oluyor? Aslında enflasyonist sürecin bir sonucu. Yani enflasyon böyle dar gelirli, ücretli kesim üzerinde sürekli olarak ek bir vergi şeklinde yük getiriyor. Yani halkın %80'i, 90'ı belki de bu zenginleşmeyi hissedemiyor doğal olarak. Yani biz büyüyoruz diyoruz ama yani halkın hissedemediği bir büyüme haline geliyor. Tabii bu da ister istemez toplumda huzursuzluğu ve sosyal çalkantıları bence orta uzun vadede olumsuz yönde etkileyebilir. Bu açıdan da enflasyonla mücadelenin ön plana alınması lazım. Peki. Ferhat Bey bir virgül atalım. Stüdyoma da sorayım. Ramazan bir kadın olarak en iyi bu faturalar, ödemeler, doğalgaz, elektrik Ferhat Bey de işaret etti. Dedi ki bu her alana yansır. Enflasyondaki şeyimiz de biraz artacak gibi. Siz ne dersiniz bu artışlarla ilgili? Bir yandan da ekonomimiz hakikaten de hani dünyanın da kabul ettiği bir gerçek. Suudi Arabistan'dan sonra dünya ikincisiyiz. G20'deki en çok büyüyen ülkeyiz. Enflasyon ve büyüme ilişkisini önceden de çok defa konuşmuştuk sizinle. Hatta büyüme rakamları üzerinden de konuşmuştuk Kerem Bey. Bir kadın olarak, bir yurttaş olarak ve ev geçindiren bir birey olarak rakamlarda bir büyüme görsek de enflasyonu aslında iliklerimize kadar hissettiğimiz bir süreçteyiz. Yani sadece bir çarşı pazar alışverişi yaptığımızda da, faturamızı öderken de ya da ulaşım sağlarken toplu taşımaya gelen zamlarda bile birçok yerde hissediyoruz. Sanırım kış biraz daha zor geçecek. Yani aslında biz bunun yansımalarını da görüyoruz ama hatırlar mısınız? Hazine ve Maliye Bakanı Haziran ayında bir açıklama yapmıştı. Biz bir yol ayrımına gittik, bir tercih yaptık. Enflasyonla büyümeyi tercih ettik diye başladığı açıklamasında aslında devamında şunu söylemişti. Bu sistemden dar gelirli hariç üreticiler
kar elde ediyor ve çark dönüyor şeklinde bir açıklama yapmıştı. Tam da o tabloyu yaşıyoruz. Yani enflasyonla büyümeyi tercih ettikleri için toplumda belli bir kesim, sermaye kesimi aslında kar elde edebilirken daha geniş bir kesim, halk dediğimiz toplumun çok büyük bir kesimi, sabit ücretli olan insanlar da enflasyonun altında ezim ezim eziliyorlar. Tam da yaşanılan buyken aslında dar gelirlerin bir çıkmaza girdiğini, ücretli bir hani maaşla geçinen insanların da enflasyon karşısında bir çaresizliğini görüyoruz. Bu büyüme rakamları yanlıştır demiyorum. Rakamların doğru olduğunu biliyoruz. Yani rakamları tartışmayacağım. Ancak burada tartışacağım şey biraz dünya gerçekleri. Çünkü dünyada da enflasyon var. Biz de enflasyonla mücadele ediyoruz. Evet. Bakın büyüdük, büyüme rakamlarımız da bunlar gibi. Biraz daha toz pembe bir tablo çizmeye çalışıyorlar ama biz bir zifir karanlığın içindeyiz. Önce bu gerçeği görmek zorundayız. Çünkü bu tabloda ortada hani sayısal olarak ortaya konulan büyümeyi vatandaş hissedemiyorsa az önce aslında yani söylendi ama bunun bir enflasyonist büyüme olduğunu görmek çok uzak değil. Keşke bir kalkınmayla beraber, üretimle beraber büyüme olsa ama tüketimle beraber büyümenin olduğunu görüyoruz. %7.6 büyümede baktığımızda tarımın payının %3 azaldığını, evet. Bununla beraber emekçinin aldığı payın son 20 yılın en düşük seviyesine geldiğini. Yani aslında sömürülen bir emeğin, ucuzlaşan bir emeğin tablosunu da görüyoruz. Ve seçime giden süreçte iktidar bununla övünebiliyor. Övüneceğimiz şey emeğin ucuzlaşması, emekçi kesimin aldığı payın azalmasıysa ben bununla övünemem. Keşke kapsayıcı bir büyüme olsa, toplumun her kesimi bu büyümeyi görebilse. Ama şimdi okulların başlayacağı dönemde en çok duyduğumuz şey kırtasiye masrafları arttı, yol giderleri arttı, biz çocuğumuzu nasıl okula götüreceğiz gibi birçok aileden birçok kaygıyı duyuyoruz. Şimdi orada da böyle ama bir yine de bu kırtasiyede de fırsatçılar da var yani. Şöyle, eğer biz fırsatçılar etiketini toplumu yönetenler hariç herkese yapıştırırsak hesap vermesi gereken yöneticiler şapkalarını önüne koyup düşünmezler. Yani şöyle fırsatçılar derken bir kesim hedef olarak söylemiyorum. Yani biz mesela Çin'den niye kalem kutusu alıyoruz? Kalem alıyoruz. İşte üreterek büyüme dediğimiz şey burada başlıyor. Keşke dediğim gibi hani üreterek evet. büyüyebilsek. Yanılmıyorsam 1958'de iktisat literatürüne yoksullaşan büyüme diye bir kavram girmiş. Biz yoksullaşan büyümeyi artık ete kemiğe bürünmüş halini Türkiye'de 2022 Türkiye'sinde görüyoruz. Çünkü %7.6 büyüdük diyoruz ama iş gücünün gayri safi yurt içi hasıladan aldığı pay 1 yılda 7 puan, 2 yılda toplam 11 puan azalmış. Yani evet. bu azalma gözle görülür ve hissedilen bir azalma. Bununla beraber sermaye sermayenin payı da 5 puan büyümüş. Yani emekçi eziliyor, aldığı pay azalıyor ama sermaye inanılmaz bir ivmeyle yükseliyor. Tabii bununla beraber aslında bu yoksullaşan büyüme örneğini veriyoruz ama bunu hissettiğimiz için söylüyorum. Şimdi TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinde başarı olarak lanse ediliyor dedim ya seçime giden evet. süreçte. Çünkü seçime giden süreçte ellerindeki tek argüman bu. Biz dünyada ikinci olduk büyümede ve enflasyonla böyle mücadele ediyoruz. Şimdi enflasyon hikayeleri anlatılırken biraz dünya perspektifinden baktığımızda, ABD'ye baktığımızda %8,5, Almanya veya Avrupa örneklerine baktığımızda bizim yanımızdan geçmeyen enflasyon rakamlarında bile son 40 yılın en yüksek enflasyonu deyip bir takım tedbirler, evet. toplumu rahatlatacak adımlar atıyorlar. Bizde enflasyonla mücadelede de bazı eksiklikler var. Onu biraz sonra konuşalım olur mu? Bir virgül koyalım. Ramazan Bey hakikaten sizin sorunuzu da hatırlattım Ferhat Bey. Yani niye bu seçime giderken bu risk alınıyor? Şimdi ben iktidar açısından tabii ki soruyorum bunu. Ramazan Hanım çok böyle simsiyah, zifiri bir karanlık çizdi. Ben pembe bir tablo çizmeyeceğim ama kendimce bir iktisatçı değilim. Bir vatandaş olarak burada evet, cevap evet. vereceğim. Şimdi dün ben Erzurum'a gittim bir işim sebebiyle. Erzurum'a giderken uçak bileti bulamadım ben. Yani zoraki işte yedekten vesaire sonra Erzurum'a ulaştık. O güzel işte Erzurum ve bir takım oradaki yakın bölgelerde işlerim vardı. Ve ne yazık ki dönüşte çünkü işlerimi nizam edeceğim evet. belediye. Dedim Erzurum'dan döneyim. Erzurum'daki bütün uçaklar full dolu. İstanbul'a dönüş. Erzincan da dolu. Dediler ki Sivas'ta yer olabilir. Ben araca bindim bir tane taksiye. Sivas'a geldim. Sivas'ta uçaklar geliyor. Ve 7'ye yazıldık. Yine Sivas'ta da. Büyük özveri ya. Hakikaten yine sağ Sivas'ta da biz yeri bulamadık. Hatta o kadar ki bir acil hastası olan bir beyefendiye oradaki uçağın teknisyenini tebrik ediyorum uçağın teknisyenini. Dedi ki ben kendi koltuğumu vereyim. Ben dedi hostes koltuğuna oturmayı tercih ediyorum dedi.
Burada Türk Hava Yolları'nın çalışanlarını gerçekten tebrik ediyorum. Buradaki fedakarlığı ve nezaketin dolayısıyla. Bana yardımcı olamadılar ama insani bir taraf olduklarını ifade etmek istiyorum. Sağ olsunlar. Sonuçta dediler ki bir tane Kayseri'de biz yeri bulduk. Kayseri'ye dediler şey yapalım. Giderseniz orada uçabilirsiniz. Aynı araçta bir sağ olsun birisi bana yardımcı oldu. Ona buradan selamlarımı iletiyorum Yusuf Bey'e. Beni gece vakti Kayseri'ye götürdü. Bir de yine yolda kalan birisini aldık. Beraberce gittik. Bir hocayla beraber, üniversite hocamızla beraber. Ve orada da uçak bileti yok. Hocamıza yeri bulamadık. Sonuçta orada bir yine sağ olsun bir arkadaşın yardımıyla açılan bir koltuklar. Sadece bir kişiye yer açıldı. Onlar bize verdiler sağ olsunlar. Ve biz Kayseri'den geldik. Şunu söylemeye çalışıyorum burada. Evet, Türkiye'de bir enflasyon gerçekliği var. Evet. Ben de bir vatandaş olarak pazara çıkıyorum, markete çıkıyorum. Gerçekten fiyatlar olağanüstü artmış durumda. Bununla beraber Türkiye'de de yani belki Batı ile kıyas edilmeyecek farklı bir şey var, bir aurası var Türkiye'nin. Bu kadar çok enflasyona rağmen bir bakıyorsunuz ki biraz önce söylediğim gibi otellerde yer yok. Bugün güneydeki bizim otellere tatil etmeye isteyin, evet, rezervasyon yapmaya çalışın, yer yok diyorlar. İşte bütün şeyler dolu, oteller dolu. Şimdi diğer taraftan yine böyle bir reel bir konu ben size söyleyeceğim. Rakamlar açıklanmış. Mesela yılın ilk 6 ayında satılan toplam benzin 2019 yılında 1.49 milyon metreküp. 2019 Türkiye için daha iyi bir nokta olabilir biz deniyoruz, evet, değil mi? Bu dalgalanmadan önce. Dalgalanmadan önce. Şimdi 2020 yılına gelmişiz. 1.27 milyon metreküp'e düşmüş. Demek ki burada insanlar etkilenmiş burada. Sonra 2021 yılında bu 1.48 milyon metreküp'e çıkmış tekraren. Bu yıl yani çok karanlık bir dönem olarak tarif edilen bir yılda 2022 yılının ilk 6 ayında 1.88 milyon metreküp benzin satılıyor Türkiye'de. Bu benzinin hepsini sanayiciler almıyor herhalde. Vatandaş alıyor bunu. Yani şimdi bakıyorsunuz buradaki tüketime, ya tamam Türkiye'de gerçekten bir enflasyon var, gerçekten Türkiye'de hayat pahalı var ama buna paralel olarak Türkiye'deki tüketim alışkanlıklarında olağanüstü değişim olmuyor. Evet. Aynı şekilde motorin var, müsaade ederseniz onu da arz edeyim. 2019 yılında ilk 6 ayında 13.63 milyon metreküp motorin tüketiliyor. 2020 yılında 12.55 milyon metreküp'e iniyor. Benzinde olduğu gibi düşüş var. 2021 yılında ilk 6 ayında 12 milyon olan tüketim 13.60 milyon metreküp'e çıkıyor. Dikkat buyurun lütfen. 2022 yılının ilk 6 ayında ise 14.19 milyon metreküp'e çıkıyor. Peki. Bunlar şimdi yani burada ne anlaşılıyor? TÜİK'i kıskandıran rakamlar valla. Yani TÜİK sizi iyi dinlesin de bari. Hayır yok. Bunu ben Türkiye'ye geçettiğini ben burada örtmek istemiyorum. Bakın biraz önce söylediğim gibi. Bana göre. Ya mesela bu doğalgaz ve elektriğe zam. Ha, şimdi burada, evet, bu kullanılıyor. Peki nasıl? Burada gerçekten Türkiye'de bana göre yani belki batı tipi bir iktisat biliminin ötesinde Türkiye'de çok farklı bir iktisadi alan, ekonomi dönüyor. Aslında bunun sebebi şu. Bunun sebebi Acem Daramoğlu'nun çok güzel bir tespiti var. Türkiye'deki temel mesele aslında vergi konusunda Türkiye'de bütün gelir ve giderlerin vergiye tabi olmaması sebebiyle merdiven altı bir ekonomi Türkiye'de yürüyor. Kayıt dışı ekonomi. Kayıt dışı bir ekonomi Türkiye'de yürüyor. Bundan dolayı da bütün bu şeyler aslında ölçümlemelerin bir kısmının ve de belli bir oranının ben doğru olmayabileceğini düşünüyorum ben burada. YÖK'ten katılıyorum size. Çünkü hakikaten yani söylediğiniz rakamlar gerçek. Büyüme rakamları ortada. Zamlar da ortada. Zamlar da enflasyon ortada. Da ortada. Hayat dönüyor. Evet, hayat yani dönüyor. Mesela ben bir iki tane markete gittim. Çok özür diliyorum. Dedim ki markete geziyorum. Diyorum ki peki bu alışverişlerde azalma var mı? Market alışverişinde bir azalma yok. Evet, Türkiye'de bir enflasyon var. Evet, belli bir kesim gerçekten eziliyor. Bunu ben insan olarak görüyorsunuz burada insanların. Ama aynı enflasyon bir Amerika'da olmuş olsa, aynı enflasyon bir Almanya'da olmuş olsa herhalde Almanya'da sistem çöker. Ama Türkiye'de biraz önce söylediğim gibi bizim anladığımız anlamda, bu modern anlamdaki iktisat teorilerinin belki işlemediği bir sistem Türkiye'de gidiyor. Peki. Diğer taraftan şunu da özür dilerim, ifade edeyim. Biraz önce aslında değerli hocam söyledi. Türkiye'nin bir reel gerçekliği var. Reel gerçeklik şu. Türkiye'de belki akaryakıt sektörü hariç olmak üzere doğalgaz ve enerji zaten devletin büyük oranda sübvanse ettiği bir aslında alan. Yani bugün Türkiye'de bütün bu zamlara rağmen ben bu zamı desteklemiyorum. Asla bu zamı böyle güzelleme ya da bunu hani
meşrulaştırma gibi niyetim yok ama bir gerçekliği de ifade etmekte fayda var. Gerçekten burada, de öyledir Ramazan Bey. Yani sayın troller, size kurban etmeyiz. Yani kimse zammı savunmuyor. Burada ben zammı savunmuyorum. Burada vatandaşa tam aksine ucuz bir, yani temel gıda maddelerinin, temel tüketim maddesi olan enerjinin daha sosyal devlet ilkesi gereğince daha ucuz olması lazım. Bunu hiç şüphemiz yok burada. Peki. Ama şunu da bizim hani bilmemiz gerekiyor ki Türkiye doğalgaz üretmiyor. Türkiye şeydeki petrol üretmiyor ve ithal ediyoruz. Bugün Türkiye'nin ama kullanmış bugün, olduğu yani, bugünden enerji... itibaren ithal etmiyoruz. Öteden beri. Öteden beri ithal ediyoruz. Yani biz biliyoruz ki bu zamanda ve daha önceden de doğalgaz ve enerji konusunda devlet bunu sübvanse ediyor. Yani bizim bizden almış olduğu vergilerle devlet bunları aslında belli oranda sübvanse ediyor. Şimdi belli bir noktaya kadar belki devlet sübvanse edebilir ama nihayet devletin de temel gelirleri olduğu gibi temel giderler de söz konusu. Ve bir karar verirken de herhalde yukarıdakiler de bu konuda kendilerince bir denge oluşturmaya çalıştığını düşünüyoruz. Ben öyle düşünüyorum en azından, iyi niyetli bir düşünceyle. Ama bununla beraber elbette ki son yapılan elektriğe ve doğalgaz zammı gerçekten bir vatandaş olarak çekmek çok zor. Yani geçen seneki bizim elektrik faturalarına baktım. Bugün bakıyorsunuz 2-3'e katlamış durumda. Hani gelirimiz 2-3'e katladı mı? Gelirimiz 2-3'e katlamadı. Peki. İşin gerçekliği bu. Peki. Barış Bey, zor soru ama zamlar. Hakikaten faturalar, hani Haziran üst üste gelen zamlar. Ben aslında size şunu sorayım. Bir yandan bir politikamız var. Hani diyoruz ki ihracat, 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 üretim, üretim, cari açığın kapanması. Ama diğer yandan örneğin sanayiciler. Hadi Gamze Hanım da, Ramazan Bey de vatandaşın zorlanacağını, faturaların ikiye katlandığı, gelirlerin aynı ölçüde artmadığını söyledi ama bir yandan da sanayicide %50 zammı gördü bugün. Ya büyük bir ihtimalle şöyle düşünülüyor. Yüksek maliyetle alıyor ürünü, evet, sanayici. Ama sürekli olarak döviz de yükseldiğinden dolayı, kur da yükseldiği için aynı kurdan daha yüksek fiyatla, hatta euro kurundan, dolarla alıp euro ile sattığından dolayı yine kârda olacaktır sanayici. Ve bu şeyde onu sübvanse eder diye düşünüyor zannediyorum. Çünkü başka açıklaması yok. Az önce belirtildiği gibi seçime giden bir hükümetin, yani seçim yakında 10 ay kaldı normal şartlarda, 10 evet. ay kaldı. Bu denli yüksek zamlar yapmasının başka bir açıklaması yok. Demek ki mecbur kalındı. Yani hiçbir hükümet bunu şey olarak yapmaz. Bilinçli olarak yapmaz veya isteyerek keyfen yapmaz. Tabii dünya şartlarını söylemeye gerek yok. Hepimiz zaten burada konuşuyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi etkileri hala sürüyor vesaire. Türkiye ekonomi yönetimini de sık sık konuşuyoruz burada. Şimdi tekrar uzun uzun konuşmaya gerek yok. Lakin bu büyüme konusu çok konuşuluyor. Hep de bizim iktisat tarihine zaten çok fazla büyüme ifadesi geçer. Bizim için büyülü bir rakam büyüme. Evet. Yani büyüme deyince bizim akan sular durur. Unuturuz enflasyonu bir anda. Büyüme göre ülke büyüyor çünkü sonuçta. %7 büyük bir rakam. Evet. Onu unutmamak lazım. Ama yani büyüme, zannediyorum biz büyümeyi birazcık farklı algılıyoruz vatandaş olarak. Yani büyüme en temel iktisadi tanımla, Ferhat Hocam çok daha iyi bilir. En temel iktisadi tanımla insan ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetlerin üretimindeki artıştır. Evet. Yüksek enflasyon, düşük faiz ortamında mutlaka bu artacaktır. Türkiye gibi 84-85 milyon dinamik nüfusu olan ve üretim bantları hala çalışan bir ülkede bu tüketim büyümeyi arttıracaktır. Neden? Çünkü insanlar yarın daha fazla zam gelecek korkusuyla ertelemiyorlar ihtiyaçlarını. Ve ellerindekini zorlayarak bugün almaya çalışıyor. Mesela bir sene önce sonra alacağı arabayı bir sene önce almaya çalışıyor. Veya bir sene sonra çıkacağı tatile borçlanarak bir sene önce. Çünkü seneye çıkamayacağım belki diyor. Bankaların zaten bu kadar kertmesinin sebebi borçlanma buradan baktığımızda. Tabii bu da üretimi tetikliyor. Nitekim %7.8 evet. sanayideki büyüme. Hizmetlerde 18 büyümüş, 18.1 büyümüş. Yani sürekli olarak vatandaşın ertelemediği, öne çektiği, yarın daha fazla zamlanır, bugün halledeyim diyerek rağbet ettiği alanlar büyümüş. Ama mesela tarım küçülüyor. Evet. 2.2 küçülmüş gördüğüm kadarıyla vesaire. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Yani büyüme çok çok öyle düşündüğümüz kadar kalkınmayla eşdeğer bir tanım değil her zaman. Büyüme eşli kalkınma değil. Ne? Büyüme kapsayıcı olduğu zaman, yani tüm katmanlara yayıldığı zaman, ki G20 bunu 2012'den beri söylüyor, etkili olur. Bizde maalesef dar gelirli, orta gelirli veya sabit gelirli vatandaşa yansımıyor bu tam olarak. Ferhat Bey'in de ifade ettiği gibi. Çünkü bir gelir adaletsizliği de var burada. Yine TÜİK'in rakamlarına göre Türkiye'de %20'lik bir kesim ekonomi paranın %50'sini kontrol ediyor.
Geri kalan %80 geri kalan %50'yi kontrol ediyor. Yani bu da ülkede hem bir gelir adaletsizliği olduğunu gösteriyor hem de 16 milyon zengin olduğunu gösteriyor aşağı yukarı. Yani neredeyse bir AB ülkesi kadar zenginimiz var. Bu da dışarıdan bize bir refah görünümü gösteriyor. Yani 16 milyon bunu uçakları da doldurur, kafeleri de doldurur, tatile de gider, 16 milyon insan var. Ama geri kalan 70 milyon ne yapıyor? Oraya bakmak lazım. Yani caddedeki lüks arabaya bakıyorsunuz. Evet, 16 milyondan birisi bunu almış. Ama sağa döndüğünüzde emlakçıda kiralar 15 bin lira. Bir orayı görmek var, bir burayı görmek var. Biz genellikle algıda seçicilik olarak o lüks arabayı görürüz. Deriz ki kazanan kazanıyor. Demek ki bende sorun var deriz. Evet. Mahfi Hoca buna optik kırılma der, etkisi der kendi ifadesiyle. Ama maalesef biz öyle bakıyoruz. O yüzden genellikle şeyler de, hükümetler de büyümeyi öne alır. Evet. Yani enflasyon pahasına büyümeyi öne alır. Enflasyonla büyümeyi tercih eder. Bu sadece AK Parti'nin bir tercihi değil. Biz hep büyümeyi ön plana alırız iktisat yönetiminde. Enflasyonla büyümeyi tercih ederiz. Ücretlere yaptığımız zamlarla bunu sübvanse etmeye çalışırız. Yani Erbakan Hoca da bunu yapmıştı. %50 zam yapmış hatırlarsınız vesaire. Evet. %101 olmuştu o sene enflasyon hatırlarsınız. Maalesef bu bir döngü haline geliyor. Eğer dışarıdan gelen para, yani ihracatla gelen para, ülkeye gelen para bunu karşılıyorsa bu bir modeldir. Doğru, enflasyonu büyüyebilirsiniz. Ama eğer karşılamaya başlarsa o zaman stagflasyon başlar, resesyon başlar. Yani hem yüksek enflasyon hem durgunluk başlar. Bu çok büyük bir risk. İnşallah bununla karşı karşıya kalmayız. Peki. Ferhat Bey, aynı zamanda bir Merkez Bankası uzmanı olarak şunu da günlerdir konuşuyoruz. Ekonomistlerin bir yorumu var. Diyorlar ki FED kararları en çok Türkiye'yi etkiler. Bundan sonra alacağı kararlar. Zaten etkiliyor, onu yaşıyoruz. Bir bunu sorayım. Bir de meclisin gündeminde de bir başka ekonomi paketi var. İcralık borçları devlet üstlenecek. EYT meselesi geliyor. KYK borçlarının faizleri silinecek. Meclisin gündemi de yani açılmasıyla beraber 1 Ekim'de ekonomi olacak. Bir, daha da endişe etmeli miyiz bu FED meselesi yüzünden? İki, bu paketler biraz soluklanmayı sağlar mı? Şimdi FED tarafına bakacak olursak, tabii FED'in kararları sadece bizi değil tüm dünyayı etkiliyor. Burada bize sermaye akımları üzerinden bir etkisi olabilir diye konuşurduk eskiden. Fakat artık çok fazla yabancı yatırımcı kalmadığı için hani bizim kurlar ya da sermaye piyasaları üzerindeki etkisi de azalmış vaziyette. Fakat dolaylı etkisi nasıl oluyor? Burada biz dolar endeksinin çok hızlı bir şekilde yukarıya gittiğini görüyoruz. İşte euro doların birin altına gittiği bir senaryodan bahsediyoruz. Bizim gibi euro bölgesiyle daha fazla haşır neşir olan, işte euro bölgesine daha fazla mal satmaya çalışan ülkeler açısından tabii bu paritedeki düşüş hem karlılığı olumsuz etkiliyor hem de dış ticaret açığımızı artırıyor. Bu açıdan bizi orta uzun vadede olumsuz etkilemeye devam edebilir. Aynı zamanda tabii ABD'deki dolar endeksinin artıyor olması tüm küresel tarafta da aslında biraz durgunluk riskini artırıyor. Bu da bizim hani dış ticarete hacmindeki artışa yönelik büyüme modelinde, eğer böyle bir büyüme modelimiz varsa, bunda da tabii risk oluşturuyor. Hani büyüme üzerindeki riskleri artırıyor. Bu açıdan tabii ki olumsuz yönde etkileyecektir. Zaten 2022'nin son çeyreği ve 2023 yılının hakikaten tüm dünya için ve bizim için de bence zor geçeceği bir dönemdeyiz. Tabii bu meclisteki paketler de bence seçime gittiğimiz dönemde hepsi teker teker çıkacaktır. Yani burada mevcuttaki durumda çok sürdürülebilir olmadığını hükümet de görüyor diye düşünüyorum. Yani sonuçta siz seçime gidiyorsunuz, dar gelirli kesim üzerindeki yükler artmış vaziyette. Sizin bunu bir şekilde telafi ediyor olmanız lazım. Bence bunların hepsi teker teker geçecek, EYT de geçecek. Tabii bunun orta uzun vadede bütçe üzerinde oluşturacağı riskler nelerdir, neler değildir ona bakmak lazım. Fakat ben bu paketlerin hepsinin seçim öncesinde, hatta belki daha da fazlasının geçmesini beklerim. O zaman yani insan şey diyesi geliyor, keşke her ay seçim olsa da şu meseleler çözülse. Ferhat Yüksel Türk, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar, sağ olun. Şimdi bu arada bu zammı yaşarken daha zam kararı açıklanmadan arkadaşlar şu ekrana getirecekler. Gece yarısı CHP Genel Başkanı bir tweet attı. Gelsin o tweet arkadaşlar. Diyor ki Kılıçdaroğlu, yani geç vakitte de attı
tweet'i. Erdoğan, elektrikte yeni bir zammı aklından bile geçirme. Milletin ekmeği yok. Anlıyor musun? Harcanacak bir şey kalmadı. Yok yahu, yok arkadaş, yok. Bu tweet'ten birkaç saat sonra da zam duyuruldu. Geçen hafta şeyi tartışmıştık. Köstebek. Evet. Şimdi yani CHP'lilerinin köstebeği var mı yok mu? Bu bambaşka bir masal da. CHP Genel Başkanı da hissediyordu galiba. Beklenen bir şeydi yeni ayla beraber bir zam gelmesi. Tabii zamanlaması manidar olmuş. O yüzden sizin köstebek sorunuzu yerinde buluyorum. Kaldı ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önceki açıklamalarında da aslında devletini seven kişilerin kendisine bilgi verdiğini, kendisine birçok açıdan bilgi sahibi olduğunu, bilgi akışının devletten çok yoğun olduğunu dile getirmişti. Ha, burada bir köstebek vardır diyemem, ancak Eylül ayına girmemizle beraber böylesi bir enflasyonda bir zam yağmuruna tutulacağımızı, sonraki aylarda da olabileceğini öngörmek çok olağan, çok beklenen bir şey. Tabii bu zamlarla nasıl yaşanır, nasıl biz bu süreci tolere ederiz, o daha düşündürücü çünkü... Ama bir yandan da yani hakikaten de bunu da görmezden gelmemek lazım. Hazırlanan ekonomi paketinde icralık, kimi dosyaların devlet tarafından üstlenecek olması, elektrik, su faturaları, icraların durdurulması, EYT'nin çıkacak olması, bunlar da sosyal devlet olduğumuzu hatırlamamızı gerektiren adımlar aslında. Yani bunu da görmezden gelmeyelim. Yok, görmezden gelmek değil. Zaten sosyal devlet ilkesi gereği yapılması gereken birçok adım vardı. Hep her zaman böyle yurt dışı örneklerini, iyi gördüğümüz örnekleri biz de yapalım diye hatırlatıyoruz. Önceki programlarda Almanya'yı konuşmuştuk sizinle. Almanya'da bir fatura desteği, elektriğe gelen zamlara ilişkin, doğalgaza gelen zamlara ilişkin 100 euroluk bir fatura desteği yapılmıştı hane başına. Aynı zamanda 9 euroluk da bir sınırsız ulaşım kartı verilmişti. Bu örnekleri vermiştik. Bunun gibi örneklerin bizde de olması aslında toplumu enflasyon altında ezilmesi açısından bir nebze olsun rahatlatır. İcra dosyaları açısından da, EYT açısından da toplumun böyle bir beklentisi varsa, iktidarda olan partinin de toplumun bu talebini bir şekilde değerlendirmesi ve yapabileceğini yapması gerekir. Şimdi şöyle, az önce Sayın Hocam dile getirdi, otellerde yer yok, uçak biletleri gerçekten bulunamıyor diye. Bu bir gerçek, oteller dolu, uçak biletleri zaten bulması zor. Ancak nasıl bir tablodayız? Otellerde yer yok, evet, ama ciddi bir turist akını var Türkiye'ye. Çünkü Türkiye gerçekten onlar için inanılmaz ucuz bir ülke. Yani yurt dışından gelenler... Sokak röportajlarını gördüğümüzde ya da yabancılarla yapılan haberleri gördüğümüzde dahi bunu hissediyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde Bulgaristan'dan Türkiye'ye alışverişe gelen bir aileyi çekmişlerdi. Arabanın bagajını tamamen doldurdum, 1000 leva bozdurdum, burada 10 bin lira gibi bir şey harcadım diye söylüyordu. İnsan içi acıyor. Çünkü kendi yurttaşımız arabasının arkasını dolduramıyor. Ben daha önceki bir yayında söylemiştim. Yani bu insanın gerçekten vicdanınız zedeliyor. Yani yabancı bir komşu var İngiliz. Niye şikayet ediyorsunuz? Yani sizin marketlerde sürekli indirim var. Bizim, ben de vardım o indirim. Bizim paramız pul olmuş. Maalesef ki paramız pul olmuş. Yani büyüme rakamlarını konuşurken az önce Barış Bey de söyledi. İnsanlar harcamalarını ertelemekten ziyade elindeki parayla ne alabilirsem diye adeta kıtlık yani alışverişi yapar gibi. Psikolojik boyutu da var. Yani. Şöyle bir şey, 1 litre ayçiçek yağı alacağına 5 litre alıyor. Çünkü biliyor ki bir sonraki ay o ayçiçek yağına biraz daha zam gelecek. Ya da şeker alırken onu 1 kilo almak yerine 5-10 kiloluk ya da çuvallarla almayı tercih ediyor. Bunu borca girerek yapıyor. Elindeki parasını tüketerek yapıyor. İnanılmaz tüketim. Ona ilişkin birkaç sayısal veriyi de vereceğim. Çünkü temel ihtiyaçların yapılması bir zorunluluk. Yani bir ailenin evine ekmek alması, şeker alması, un alması bir zorunluluk. Hatırlar mısınız? Bizde gıda ürünlerine, temel ihtiyaçlara KDV'de %1 orada bir %1'e indirildiğinde ya nefes alacağız galiba diye konuşurken, nefes alırımız diye konuşurken daha üzerinden çok zaman geçmeden buğdaya, una, şekere %40 zam gelmişti. Ama nefes almamız da değişti. Nefes almamız mümkün olmamıştı. Yani. Akaryakıt keza öyle ilerledi. Şimdi o yüzden bizim bu gerçeği görüp onun üzerine ne yapabiliriz'i konuşmamız lazım. Şimdi %50 zam geliyorsa, %20 haneye, iş yerlerine %50 gibi bir zam geliyorsa bunun faturalara yansıması, alacağımız ürünlere yansıması da çok ciddi oranlarda olacak. O yüzden
Aslında içinde bulunduğumuz tablo hala zifiri bir tablo. Çünkü ev almak bir hayal, araba almak bir hayal. Temel ihtiyaçları karşılamak artık kredi kartıyla ya da bir şekilde borçlanarak oluyor. İnsanlar geleceklerini hayal edemiyorlar. Bir sonraki gününü hayal edemiyorlar. O yüzden böyle bir durumda Türkiye'nin büyümesi, enflasyonist büyümesi önemli değil. Rakamlar önemli ama kapsayıcı olmalı. Yani buradaki büyüme aslında refah getirmiyorsa ben burada evet nefes alıyoruz diyemem. Buradaki büyüme kapsayıcı değilse adil bölüşüm yoksa burada yine bir eleştirim olur. Ama şu rakamları hatırlatmak istiyorum. Yani yönetilemeyen bir Türkiye'nin yönetilemeyen bir ekonomisi var. Bu ekonomik verileri nereden görüyoruz? Örneğin Türkiye önümüzdeki gelecek 12 ay boyunca ödeme yapacağı dış borç miktarı 182.5 milyar dolar. Bizim dış borcumuz var. Bununla beraber 64 milyar lira rekor kuran bir Temmuz ayı bütçemiz var. Yani ciddi bir açığımız var ve bunun üçte biri kur korumalı mevduat sisteminden kaynaklanıyor. Bu borcun üzerine bir de vatandaşa hani biraz da bireyler üzerinden bahsedelim. Bireylerin bankalara olan borcu son 3 ayda 170 milyar arttı. Yani burada bir borçlanmanın arttığını, bu borçlanma sonrası icralık dosyalara bakıyoruz. Derdest dosya sayısı 24 milyon. Yani her vatandaş inanılmaz bir borcun altına giriyor. Ödeyemeyen vatandaş da icra ile burun buruna geliyor. Böyle bir süreçte insanların artık bir gelecek hayali kurmasını da beklemiyorum. Doğalgaz müjdesi verileri 2 sene oldu. Doğalgaz çıkacak diye. Doğalgaz müjdesinin üzerine 2 yıl geçti ama orada doğalgaz çıkmadı ama bizim faturalarımız arşa çıktı. Yani biz böyle bir sürecin içindeyiz. Sürdürülebilir bir ekonomi modelimiz yok. Peki. Bu büyüme ben de sürdürülebilir değil. Cumhurbaşkanı sözünü hatırlatayım. Biraz daha sabır. Sabır. Bitmiyor bizde sabır. Cumhurbaşkanı öyle dedi. Biraz daha sabretmenizi istiyorum. Ocak, Şubat gibi rahatlama olacak dedi. Siz ne dersiniz? Yani Ocak, Şubat'ta aşar mıyız bu meseleleri? Ondan önce bir iki bir şey söylememde müsaade ederseniz. Şimdi biraz önce ifade etmiş oldunuz. Yani meclisin gündeme gelecek olan işte bazı borçların silinmesi. Evet, EYT meselesi. İcralık borçlarının devlet işte tarafından silinmesi. KYK'nın borçlarının silinmesi. Elektrik ve su faturalarla ilgili olan icra takipleri silinmesi. Durdurulması. Şimdi bir devletin vatandaşına böyle sosyal yardım yaparak ayakta kalmaya çalışmasını ben belki bugün günü kurtarabiliriz. Ama bunun doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Neden? Aslında bir devletin yapacağı şey, bütün vatandaşlarının kendi geliriyle kendi giderini karşılayacak bir sistem kurmasıdır. Hiçbir vatandaşımız devletinin eline bakarak veya bir yerlerin yardımı alarak hayatta kalmak gibi düşüncesi olmaması lazım. Asıl adil devlet, asıl sosyal devlet bu olması lazım. Şimdi biz neyi konuşuyoruz? Diyoruz ki ama işte EYT konusunda da size şunu söyleyeyim. EYT'yi inceledim. EYT konusunun son derece haklı buradaki insanlar. Hukuka aykırı bir işlem yapmış durumda yıllardan beridir. Bu konudaki mücadele veren her arkadaşımı da tebrik ediyorum. EYT'lileri. Çünkü burada bir haksızlık var, bir adaletsizlik var. Bu adaletsizlik düzeltilmesi gerekiyor. Bir hukukçu olarak söylüyorsunuz. Evet, bir hukukçu olarak söylüyorum. Çünkü devlet yapmış olduğu her türlü eylem ya da işlemde adalet terazisini öncelemesi gerekiyor. Hiçbir şekilde adil olmayan bir karar vermemesi lazım. Maalesef SGK'da yapılan bir düzenlemeyle bu insanlara yapılan bir hata var, bir yanlışlık var. Bu da işte bugünlerde düzeltecek, inşallah düzeltilir. Diğer taraftan KYK borçları konusunda devlet diyor ki ben sizin borcunuzu ödeyeceğim. Bu belki de şu andaki borçlanan arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı rahatlatabilir. Ama burada da bunu devlet yaptığı zaman başka bir adaletsizliğe de imza atmış olacak. Peki şimdiye kadar borcunu ödenenler ne yapacaksınız? O insanların peki hakkını nasıl koruyacaksınız? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Devlet bir sistem üzerine kurulması lazım, bir sistem olması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin maalesef günden bugüne temel bizim problemimiz günlük ve rasyonel olmayan bir yönetim sistemiyle dünden bugüne gidiyoruz. Bu sadece bu AK Parti hükümetiyle alakası olan bir konu değil. Türkiye'de bir sistem problemi var. Türkiye'de biz bu sistemi kuramadığımız için de devlet vergiyle topladığını işte kendince dar gelirlere veya işte fakirlere dağıtarak hayatı idame ettirmeye çalışıyoruz. Bunun yani o zaman şöyle yok. Mi? Peki Ramazan Bey o zaman şöyle mi? Yani mesela diyor ki Hazine ve Maliye Bakanı sosyal yardım yaptığımız sayı 4 milyona ulaştı. 4 milyon aileye. Buna sevinmemeliyiz yani. Biz buna bu hükümet için art avantajı olabilir ama ben burada bir vatandaş olarak bir akademisyen olarak bu bizim sevineceğimiz durum değil. Toplumun yoksullaştığı. Yani keşke Türkiye'de hiç kimse sosyal yardım almasın ama öyle gelir olsun ki evet. Kendisi bunu karşılasın. Niye bu arada bu çok yanlış anlaşılan bir meseleye dönüşebilir.
Ben biraz daha izah. Kimse insanlara devlet tarafından yardım yapılmasına karşı değil. Ramazan Bey de söylediği adaletli olması, kimsenin yardıma muhtaç olmaması meselesi. Tabii, öyle yani bunu vurgulamak lazım. Öyle yani sanki ki, oturmuşlar yardıma karşılar zaten. Hayır, yok, öyle değil. Öyle değil yani. Böyle değiliz. Yani devlet öyle bir sistem kurması lazım ki herkesin kendisinin refah içerisinde yaşayacağı bir gelir elde edici bir sistem işletmemiz lazım. Herkes kendi emeğini çalışsın, kendi emeğinin karşılığını alsın, doya da istediği gibi yaşasın. Evet. Bizim oradaki önerimiz bu bizim. Yani insanlar kalkıp da devletin sosyal yardımına ihtiyaç duymasın. Aslında devletin yapması gereken işlem bu. Ama biz ne yapıyoruz? Bütünüyle halkımıza işte sosyal yardım yapalım. Şimdi bir anlamda işte 4 milyon kişi arttı. İyi mi? Evet, ihtiyaç sahibi olan insanların karşılanması takdire şayan bir durum. Kötü mü? Demek ki kalkıp o kadar çok insanın geliri giderini karşılamıyor anlamına da çıkıyor aslında orada. Başka bir ters bir taraftan da yaklaşmak lazım. O yüzden diyorum ben Türkiye'de yani bundan sonra süreçte bu düzelir mi? Bunlar bizim konuşarak aslında belki Türkiye'de yeniden bir takım şeyleri aşmamız lazım. Yani günübirlik biz palyatif çözümlerle gidemeyiz. Evet. Biz gelecek 50 yılımızı inşa edemeyiz. Gelecek 100 yılımızı inşa edemeyiz biz. Öyle bir sistem işletmemiz lazım ki hem bu ülkenin insanlar yüksek kaliteli bir eğitim alması lazım. Hem de yaptığı işin değerini, katma değerini oluşturacak iş yapması lazım. O zaman siz dünyada saygın bir hale gelirsiniz. Yoksa kalkıp da dediğimiz gibi büyüme çok büyüme olabilir. Biraz önce söyledik, ben örnekler de verdim. Ama diğer taraftan 16 milyon kişi belki Türkiye'de çok zengin olabilir. Ama eğer burada kalkıp da 5-6 milyon kişi çok fakirse o da bizim ayıbımızdır. O da bizim ayıbımız. Çünkü bizim vatandaşımızı ezdirmemeliyiz. O yüzden Türkiye'de temel meselenin ben sistem meselesi olduğuna inanıyorum. Diğer taraftan şimdi benim yaşım 50-53. Şimdiye kadar birçok seçim gördüm. Türkiye'de her seçime giderken hükümetler kendisine oy verecek olan vatandaşların gönlünü hoş etmek için belki de rasyonel olmayan bir takım önlemler, paketler, açıklar, yardımlar yapar. Yapar, alır. Tamam yaparız, alırız. Bunlar çok doğal şeyler. Ama bunu hiç kimse kendi cebinden yapmaz. Nihayetinde yani seçim bittikten ne diyordu, sonra da, ne veriyorlarsa 5 lira fazlası. Biz bunları da gördük. 2 tane anahtar vereceğiz diyenler de gördük. 2 tane anahtar verdiler ama sonra vatandaşın 2 tane anahtar değil bütün hep varlığını aldılar. Bankalar vesaire. Bunlar rasyonel yaklaşımlar olmadığını ben düşünüyorum. Abi belki politika budur. Politikada insanlar oy almak isterler. Bu manada vatandaşa daha böyle iyi görünmek, belki kabul edilmesini sağlamak, belki kendisini desteklemek için bu tür böyle politik açılımlar söz konusu olabilir. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etmiş olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Türkiye'de herhalde şu andaki mevcut siyasi liderler içerisinde en fazla siyasi tecrübeye sahip olan kişidir. Ben bizden belki bu stüdyoda olan herkesten daha fazla bir seçim geçirmiştir. Vatandaşın ne olduğunu, tavırlarının nasıl olduğunu, nasıl bu işin oya tahvil edileceğine falan da gayet iyi hesap edeceğimi ben düşünüyorum. Bu anlamda Ocak ayından itibaren ama gerçekten bir bahar yaşarız, ama yalancı bahar yaşarız. Ama mutlaka ben bir Ocak ayından sonra bir bahar yaşayacağız. Ama baharın sonucunun ne olacağını ancak biz Temmuz, Ağustos'tan sonra, seçimden sonra görürüz. Peki. Baharın gelmesini kimse engelleyemez. Merak etmeyin Ramazan Bey. Eyvallah. Bahar eninde sonunda gelir. Siz de dersiniz. Ben de katılıyorum Ramazan Hocam'a. Sadece sübvanse ederek, yani yüksek enflasyon ortamında sadece sosyal yardımlarla sübvanse ederek ayakta kalmak sürdürülebilir model değil. Günü kurtarır, doğrudur, seçimi de kurtarır, doğrudur, geçmişte ama de var. Ama bir yandan da hakikaten de şimdi bizi izleyen insanlar var. Su parası yüzünden, elektrik parası yüzünden sıkıntıda. Ya bunlara da sorunun çözülmesi konusu adımlar da önemli. Daha yani, fazlası yapılsın hatta. Orada bir şey yok, mal yok ama enflasyon düşerse o yardıma gerek de duymayacak vatandaş. Onu da söylemek lazım. O yüzden enflasyon sebebiyle, enflasyonun sebep olduğu sübvansiyonlar, yardımları yapmak yerine enflasyonun kendisini düşürecek tedbirler alırsak sosyal yardıma ihtiyacı olan her zaman olacaktır. En zengin ülkelerde bile var. Görüyoruz, Amerika'da da var. Yaşıyoruz. İngiltere'nin halini görüyoruz son zamanlarda. Onda ciddi, özellikle sağlık sektöründe sıkıntılar var vesaire. Her ülkenin kendi çapında, kendi ekonomisine göre fakir bir kesimi var. Dezavantajlı bir kesimi ne kadar, var. Hocam özür dilerim. Ne kadar bu az olursa işte o devletin gücü o kadar çok fazla olur. Ben bu konu hocam sözünü kesim özür dilerim. Yoksa sosyal yardım konusu mutlaka olacaktır. Tabii katılıyorum yani. Ben de. Yani mümkün olduğu kadar bu kesimi azaltmak. Amaç bu olmalı. Sosyal yardıma muhtaç kesimi azaltmak. Dezavantajlı kesim lazım, amaç olmadı. Bunun için de çözüm enflasyonu düşürmek. Yani bir şekilde bu enflasyon %80'lerden aşağı düşe girmesi gerekiyor artık. Mümkün olursa eğer tek haneye doğru
tekrar inmesi gerekiyor. Bu tabii ki Ocak'ta Şubat'ta olacak iş değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak en azından bir başlangıç olarak düşüş eğilimine geçerse enflasyon, yani %80'lerden aşağı doğru inmeye başladığımız deflasyon ortamı görmeye başlarsak ve Ocak'ta da iyi bir asgari ücretlere ve genel maaşlara bir zam görebilirsek birazcık olsun rahatlayabilir ortam. Bir de hemen şu bir dakika vaktimiz varsa Kılıçdaroğlu'nun tweetiyle ilgili bir şey söylemek. Köstebek var mı yok mu? Yani tabii ki köstebek olduğunu ben düşünmüyorum. Böyle, zaten öyle bir iddiada bulunmak çok büyük şey olur burada. Yanlış olur. Belki de duyum alıyordur. Olabilir. Siyaset çok geniş bir dünya. Mutlaka duyum alabiliyor ama köstebek çok... Hani biz kendi aramızda sohbet edersek bile ya galiba Ağustos'ta elektriğe zam gelecek. Bunu şu köstebek... Ya tabii yok, ki zaten şey... Tahmin etmesi zor bir şey de değil. Merkez hani siz cümleye nasıl başladınız? Ben şaşkınlıkla söyledim. Siz dediniz ki hayır, beklenen bir şeydi. Tabii ki Merkez Bankası faiz indirdiğinde zaten ve doları 18 bandını geçtiğinde zaten hemen konuşmaya başladık. Elektriğe doğalgaz zam gerek dedik. Geldi zaten. Evet, evet. Çünkü dolarla alıyoruz bunu sonuçta. Yani ben burada herhangi bir şey görmüyorum. Beis görmüyorum Kılıçdaroğlu'nun o ifadesinde. Lakin bence genel olarak muhalefet, yani sadece Kılıçdaroğlu değil, muhalefetin burada yapması gereken şu. Bana elektriğe zam yapma Erdoğan diye tweet atmasın. Kendisi iktidara geldi, elektriğe nasıl zam yapmayacağını bana anlatsın. Ben vatandaş olarak bileyim. Bana şu kaynaklardan şunu alacağım, evet, şunları şunları yapacağım ve şu takvim içerisinde artık sen elektriğe zam ödemek zorunda kalmayacaksın desin. Her fırsatta ben bunu söylüyorum. Her katıldığım programda, her ortamda CHP'li çok yüksek makamlı insana da görüşüyorum. Onlara da soruyorum, şey yapıyorum. Sürekli olarak bana genellikle 13 maddelik bir metin gösteriyorlar. 13 maddelik metinde mesela şöyle diyor, çok yuvarlak ifadeler. Türkiye kavgacı dış politikaya son verecek, ekonomi düzelecek. Biraz Yunanistan'ı konuşacağız. Evet. Kavgacı dış politikayı bırakabiliyor muyuz? Hep beraber konuşacağız. Dolayısıyla artık beni inandırması gerekiyor, vatandaşı inandırması gerekiyor ki... Yani siz somut duymak istiyorsunuz. Elbette ki. %50 zam yaptılar, peki yaptılar. Ben yapmayacağım, nasıl yapmayacağım? Tabii ki, yani hangi karardan alacağım? Peki. Nasıl bir tatmine göre, konusunu nasıl çözeceğim? Bana bunları anlatsın. Ben bunları hani anlayabilecek kapasitede bir insanım. Her seçmen kapasitede. Tecrübeliyiz yani. Az önce iki anahtar örneğini gördük. Biz bunları çok yaşadık. Ben bile 40'lı yaşlarımdayım. Kaç kere bu şeyden geçtim, değirmenden geçtim. O yüzden biraz da artık burada somutlaşmanın zamanı geldi. Gerek aday konusunda, gerekse bu ekonomi konusunda artık kaçak güreşmekten biraz kurtulmak gerekiyor düşünüyorum. Ben şöyle... Peki şey diyebilir miyiz Barış Bey? Ya böyle anlatırsa rey vereceğim der misin? Ben veririm. Niye vermeyeyim? Ben sonuçta sabit gerili bir insanım. Şimdi bir araya gideyim mi? Yönetmenim uyarıyor, kusura bakmayın. Gamze Hanım'a da size de söz vereceğim. Bir araya gidelim. Çok kısa bir aramız var. Ekonomi konuşacağız. Barış Bey söyledi, Yunanistan konuşacağız. Af tartışması var. Siyasette CHP Genel Başkanı bir kez daha ismi söylemedi ama adayı bir kez daha tarif etti. O mesele var. Bunların hepsini konuşacağız çok kısa bir aradan sonra. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, tarım kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçinin durumunu meclis gündemine taşıdı. Çiftçinin ne kadar borcu var diye sordu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çiftçinin icralık borçlarının 30 Eylül'e kadar durdurulduğunu açıkladı. Bakanın yanıtı üzerine CHP'li Başevirgen, çiftçiler için haciz kapıda dedi. Tarım kredi kooperatiflerinden kredi kullanan ve yapılandırmadan da faydalanamayan çiftçiler için haciz kapıda, Ekim'de çiftçiye haciz yağacak. Bu arada 1 milyon 533 bin çiftçinin tarım arazisine de bankalar ipotek koydu. Veriler Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden. İpotek konulan tarım arazi sıralamasında Urfa ilk sırada, ikinci sırada ise Konya var. Ben bu ülkenin fakirine, fukarasına, sorunlarına talibim. Herkesin sorunlarını çözmek için mücadele edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Samsun'daydı. Yoğun programına Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan sonra Havza'da kaldığı ve günümüzde müze olarak kullanılan evi ziyaret ederek başladı. Eğer tarihimize sahip çıkarsak geleceğimize sahip çıkarız. Tarihimizi iyi bilirsek geleceğimizi daha sağlıklı inşa ederiz. O nedenle bir ulusun, bir kentin tarihi, bir ilçenin tarihi aynı zamanda bir ülkenin tarihi demektir.
Kılıçdaroğlu daha sonra soluğu Vezirköprü'de aldı. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, muhtarlar ve kanaat önderleriyle kahvaltıda buluştu. İlçe meydanında halka seslendi. Esnafa ve çiftçiye sözüm var. İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sileceğim. Ardından Amasya'da bir kafede bir araya geldi gençlerin sorularını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu çözüm önerilerini anlattı. Teknolojide Türkiye'nin artık belli bir noktaya gelmesi lazım. Aksi halde vasatlaşan bir sanayiyle siz dünyada söz sahibi olamazsınız. Çok güzel başarı. CHP lideri Samsun Bafra'da ise partisinin grup toplantısına katıldı. Partiye yeni katılanlara rozetlerini takan Kılıçdaroğlu konuşmasında ise çiftçiye vaatlerini sıraladı. Çiftçi kardeşim, mazot dünyanın parası geldi, dünyanın zammı geldi. Sana kırmızı mazot vereceğim kardeşim, kırmızı mazot. ÖTV'siz ve KDV'siz. Denizdeki yata hangi fiyattan veriyorsan traktöre de aynı fiyattan vereceksin. Çiftçiye de aynı fiyattan vereceksin. Hiç endişe etme. Kırmızı mı? Bu değil mi? Sadece bu birisi. Kırmızı mazot vereceğiz. Alacaksınız. İki, havza bazlı üretim yapacağız. Havza bazlı. Yani Türkiye'de kim neyi ekecek? Kaç dönüm ekecek? Bunun planlanması lazım. Kılıçdaroğlu sadece çiftçiye değil, kırsalda çalışan herkese destek vereceklerini söyledi. Kırsalda çalışan kadınların tamamı ve gençlerin tamamı sigortalı olacak, sigorta primlerini devlet ödeyecek. Konuşmasında altılı masayla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, hala adayı açıklamamış olmalarına gelen eleştirilere yanıt verdi. Bize diyorlar ki, hemen niçin Cumhurbaşkanı adayınızı göstermiyorsunuz? Önce... Biz hangi konularda görüş birliğine vardık? Önce bunun üzerinde oturup bir konuşmamız lazım. Önce bu işin felsefesini ortaya koymak lazım. Birliktelikte ne yapacağız, neleri yapacağız, hangi olaylara öncelikle ele alacağız, hangileri daha sonraki bir süreçte ele alınacak, hangi komisyonları kuracağız, bu komisyonların görevleri neler olacak? Önce bunları tespit edeceğiz. Arkasından Allah nasip ederse hep beraber bir araya geleceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı seçeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız. CHP lideri grup toplantısının ardından hız kesmeden ilçedeki Çeltik tarlasında çiftçilerle buluştu. Çiftçiler meselesi önemli. Ramazan Bey, siz de az önce dile getirmiştiniz. Yani özellikle de tarımda daralma. Daha önceki yayınımızda da hatırlıyorum. Özellikle tarım politikaları konusunda çok ciddi bir reforma ihtiyaç var. Arazilerin bölünmesinden söz etmiştiniz. Evet. Yani bunun önlenmesi ve tarıma ciddi yatırım yapılması. Çünkü dünyada da görüyoruz. Çin gıda stokluğu, Hindistan ihracat yapmıyor. Gıda fiyatları bütün dünyada artıyor. Ukrayna Savaşı'nın yarattığı mesele, ya dünya açlığa mı gidiyor dedik. Gururla da söylüyoruz. Türkiye'nin açtığı bu koridor sayesinde 1 milyon ton ihraç edildi. Oradan çıktı. Evet. Yani bu savaş ortamında. Etiyopya'ya gitti, Lübnan'a gitti. İnsanlar ekmek kuyruğunda, buğday kuyruğunda, un kuyruğunda. Bu da önemli. Bir yandan da çiftçiye haciz yağacak gerçeği var. Dün ben bahsetmiştim ya programımızda. Dün Erzurum'daydım ben. Bir Anadolu gezisi yaptım tabiri caizse. Bir takım tespitlerim de var. Gözlemlerim var daha doğrusu. Erzurum'dan çıktım. Sivas'a kadar, hatta Sivas'a kadar diyeyim. Çünkü Kayseri kısmında belki birazcık alacakaranlık vardı. Milyonlarca metrekare arazi boş Kerem Bey. Milyonlarca metrekare arazimiz boş. Bir kısmı belki ekilemez araziler olabilir. Ama ya hiç değilse bir ağaçtan mı dikemiyoruz kardeşim ya? Ağaçlandırma da mı yapamıyoruz biz bu şey arazilerimize? Yani işte bazen mesleğim itibariyle başka ülkelerde geziyorum. Öyle ülkeler gezdim ki ben, her metrekaresi planlanmış. Her metrekaresi. Bu konuda da o kadar çaresi ya, var ki hem Cumhurbaşkanı'nın hem... Yani bizim bir şeyde bir yanlışlık yaptığımızı düşünüyorum. Bazen mesela gittiğim yerlerde çam filan dikilmiş, olmamış. Kardeşim, Anadolu'nun, Hayrettin Karaca'nın güzel bir tespiti var. Evet. Diyor ki, Anadolu'nun temel ağacı meşedir diyor. Çünkü meşe gerçekten de, ben bir Konyalıyım, kendi bölgemizde meşe var. Susuz arazide meşe dik olur. Ama çama belki birazcık böyle şey gerekiyor. Su ister. Yani bizim kalkıp da bir ağaçlandırma projemizin, temelli bir ağaçlandırma projemizin olmadığını görüyorum.
Şimdi geçen de programda kurulda konuştuk. Yani ben köylü çocuğuyum. Yani işte 10 dönüm, 15 dönüm arazilerde tarım yapamazsınız. Bunun çünkü getirisi götürüsünden daha az olduğu için de yapılamıyor nihayetinde. Onun için de Türkiye'de önce bir arazi reformu yapılması lazım. Türkiye'de tarım arazilerinin birleştirmesi lazım. Tekrar ediyorum, Türkiye'de nasıl ki biz üst hakkı kuruyorsak, nasıl ki kamulaştırma yapıyorsak kamu menfaati için, Türkiye'de tarım arazilerinin belli bir süreliğine kullanma hakkının kamulaştırılması gibi bir sistem inşa etmemiz lazım. En az 500 dönüm gibi, 1 milyon metrekare gibi arazileri biz parselleyip dememiz lazım ki diğer mal sahipleri, tamam kardeşim ben kamulaştırdım, devlet kamulaştırsın bunu. Ve bunun da bedeli neyse geliri, onu da devlet versin 20 yıllığına. Ama bir kişiye veya birilerine veya kooperatiflere neyse veya çiftçilere organize edelim, tarım kredi kooperatifleri kuralım köylere, bölgelere, büyük arazilerde bir tarım yapalım. Bugünkü şartlardaki böyle küçük küçük arazilerde yapılan tarımın kimseye bir faydası yok. Evet. Onu bırakınız. Yine gittim işte gezdiğim yerlerde elma var. Elmalar yerlere dökülmüş. Ya niye toplamıyorsunuz kardeşim? Diyor ki hocam diyor, topladığımız zaman buna bir yemeği vermemiz lazım. Tamam verdik yemeği, topladık. Bir de bunun nakliyesi lazım. Bir de bunun pazarlaması lazım. Ben bunu yapamam diyor. Allah vermiş. Anadolu'da mümin bir arazimiz var. Ne kadar acı değil mi ya? Ya ne kadar acı yani. Bakınız buna emin olun. Yani elmalar yerde sürünüyor. Biz de mesela İkarlar'da şey görüyoruz. Pazarlarda elma toplayan. Evet yani yazık. Türkiye'de temel yani bir felsefenin, ya, bir felsefenin yani yanlışı olduğunu ben düşünüyorum. Bundan dolayı bizim yeniden bu tarım sektörüne, yeniden tarım alanları ilgili köylüye destek noktasında yeniden bizim gözden geçirmemiz lazım. Bu konuda ben bir vatandaş olarak, ben bir köylü çocuğum, biraz önce söylediğim gibi kendi köyümüzü biz yeniden ihya etme konusunda bir projemiz var bizim. Kerem Beyciğim çok cümle, müsaade edersen anlatayım. Burada Sayın Tarım Bakanı'na sesleniyorum, Sayın Çevre Bakanı'na sesleniyorum. Bunlar da ben yardımcı olacaklarına inanıyorum. Diyoruz ki bizim köylerimiz köyde dönmek istiyorlar. İstanbul'da, Konya'da, Antalya'da, İzmir'de yaşayan insanlar. Ama köyde dönecek de köyde evi yok ki. Eski tip evleri var. Suyu yok. Sıcak suyu yok. Ne bileyim kışın ısınma imkanı yok. Bunun için biz bir proje yaptık. Dedik ki ya şehirde olan ne varsa, yani elektriği, suyu, ondan sonra efendim doğalgaz olmasa da işte kalorifer, yani kömürle çalışan kaloriferi yapalım. Bir 150 tane ev yapalım. Bir kısım arazi devletten kamulaştırmasını isteyelim. Biz orada hayvancılık yapsın insanlar. Çünkü meralar ortadan kalkmış. Çünkü hayvan alsa kişi orada besleyecek alan yok. Hayvanlarını orada beslesin 8 ay. Bir kısmını eksinler. Oradan işte ot ve şapsınlar elde etsinler veya yoncaksınlar. Kışlık yemlerini oradan sağlasınlar. Öbür tarafta arazinin bir kısmını kamulaştırsınlar. Orada bahçe tarımı yapsınlar ama bunu ancak sistemle yapabilirsiniz. Şu andaki köylerdeki bu dağınıklık sebebiyle köylerde bir üretim söz konusu olmuyor. Çok daha acı bir şey, köylerde tavuk beslenmiyor. Kümeste tavukları yok ama gidip hemen köyün yakınındaki bir marketten hazır tavuk alıyorlar bizim insanımız. Yani aldıkları da ne kadar çok sağlıklı, o çok tartışmalı bir konu. Ama bizim insanımızın yeniden kendisini tanıyacağı ve bir de şöyle bir şey var. Maalesef eski Türk filmlerinde köylü hep aşağı şey yapılan, biraz düşük görülen, hani böyle çok özür diliyorum, biraz cahil, kaba vesaire gibi bir imajı var. Yani köylü olmak, tarımla uğraşmak gençler için sanki böyle bir sınıf tersi, bir sınıf gerilemesi gibi algılanıyor. Oysa toprakla uğraşmak, çiftçilik yapmak, dünyanın en sağlıklı ve en, nasıl söylesem, mübarek ve ondan sonra en saygın işlerinden bir tanesi hayvancılık. Belki de Atatürk'ün bizim başaramadığı tek meseleler bu. En başta dedi köylü milletin efendisidir. Evet dedi. Yani bunu bizim, bunu bir, yani bir sanayici, bir üniversitedeki bir profesör, bir akademisyen, bir avukat ne kadar saygınsa, yani o toprağı eken hanımıyla, beyiyle, onlar da en az bir profesör kadar, en az bir sanayici kadar, en az bir tüccar kadar saygın insanlardır. Ve o hakkı görmeli. Ve bunu görmesi lazım. Tarım politikası ile mümkün kılınabilir aslında. Yani özür dilerim, ben biraz Ramazan Bey tamamlamıştı. Evet, yani bitti diye araya girdim ama şöyle bir durum da var. Yani tarım politikalarından konuştuk, bununla beraber sosyal yardımlar üzerinden konuştuk. Önce tarım politikalarından başlayayım. Çok doğru bir yere parmak bastığınız için aslında biraz dayanamadım ve heyecanlandım. Çünkü köyden kente inanılmaz bir göç var. Tarım arazileri azalmış, çiftçi nüfusu azalmış. Böyle bir süreçte biz bolluk bereket bekleyemeyiz. Yani üreten bir nüfusa ihtiyacımız var. Ama bu da doğru yokluk tarım yok. Fakat Ramazan Bey'in verdiği örnek çok hepimizin tanık olduğu örnek. Yani var, dalında var, tarlada var ama diyor ki çiftçi, ya bunu ben üretsem, satsam
ne emeğimi karşılığında alabiliyorum ne maliyetimi karşılığında. Evet, Bursa'da şöyle üretici arkadaşlarım da var. Yani yakınen çalışma koşullarını bildiğim, kazancını gördüğüm, son zamanlarda cidden çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını da görüyorum. Diyor ki Gamze, ben burayı eksen bitsem hani kar elde edemeyeceğim. Burada işçi çalıştırırsam o karı çıkaramayacağım. O yüzden çiftçi ekemiyor. Ekse ektiğini biçemiyor. Bitse biçtiğini satamıyor. Hadi diyelim satmaya bir şekilde pazara çıktı. Yüzü kızarıyor fiyatları o ürünün üstüne koyduğunda. Çünkü topluma böyle bir fiyatı dayatmak da artık onları mahcup ediyor. Ve ister istemez bir fırsatçı etiketi de onlara yapışıyor. Halbuki üstüne bunun navlun giderleri ekleniyor. Birçok giderler, üretim girdileri. Yani tarımda üretici fiyatları %158 artmışken biz bolluk bereket bekleyemeyiz. Planlı, programlı, istikrarlı tarım politikalarıyla bu mümkün. Ama Tarım Bakanı'nın şöyle bir açıklaması vardı. Ektiğimiz bize yetiyor, kimse kaygılanmasın diye. Demek ki yetemiyor. Yetmiş olsaydı biz şu an ekmeğe 5 lira ya da patates soğana 10-15 lira vermezdik. Önceki dönemlerdeki fiyatları hatırladığımda aradaki uçurum inanılmaz bir uçurum. Tabii sosyal yardımlar konusuna gelecek olursak keşke gerçekten vatandaş sosyal yardıma muhtaç olmasa, böyle bir durumda bir kendi evini geçindirebilecek durumda olsa, ancak bu nasıl bir süreçte olur? Sosyal devlet toplumun ihtiyaçlarını görür, gerçek enflasyon rakamlarını görür. Örneğin 3500 lira aylıkla geçinmek zorunda olan emekliyi de görür. Ona göre bir zam yapar. Evet, ara zamlar yapıldı ama hala vatandaş nefes alamıyoruz diyorsa, buradaki rakamlar demek ki enflasyon rakamlarıyla gerçekliği sağlamıyor. Şimdi 3500 lira alan bir emekliyi düşünüyorum. Açlık sınırı 7000 lirayı geçmiş. Yoksulluk sınırı dediğimiz rakam 21 bin lira olmuş. Böyle bir süreçte vatandaş sosyal yardım almaktan başka bir şans, olanak bulamıyor. Ne yapsın bu insanlar? Çalsın mı, çırpsın mı? Onlar evine ekmek götürmek ya da kirasını bir şekilde ödemek zorundalar. Faturalarını ödemek zorundalar. Evet. Ya karşılık ya, olsun dediğim. Yani Ramazan Bey'le yapılması aynı demiyor. Yerdeyiz, aynı yerdeyiz zaten. Yani şöyle ki son 3 yılın... Ben biliyorum yılın, oradan çok şey gelecek de. Yok yok, orada kimse yardım yapılmasını demiyor. Ama son 3 yılın... Kimse yardıma karşı değil. Tam aksine diyoruz ki devlet öyle bir sistemi inşa etsin refah ki... Refah artsın. Refah artsın. Evet. Hiç kimse sosyal yardım ihtiyaç duymadan yani kendi ihtiyaçlarına karşı... Temelli ettiğimiz tablo elbette yani ki bu. Yani kimse bir şeye muhtaç kalmasın, evini geçindirebilsin. Bu arada bir konu varken çok özür diliyorum. Önemli bir konu. Hem de Türkiye'de gündeme gelmesi bakımından bu sizin programınıza vesile olsun Kerem Bey. Ben köyleri geziyorum son zamanlarda. Bu özellikle pandemiden sonra köylere yeniden bir akım başlamış durumda. Evet. Geri dönüşler başladı. Fakat bu hani orada ziraatı ya da tarımı kalkınmak için değil de insanlar, biraz varlığı olan insanlar, biraz imkan olan insanlar köyde yer yapayım, hani zaman zaman oraya gideyim diyor. Bu bir anlamda güzel bir şey sosyolojik olarak. Ama burada çok tehlikeli bir durum var. Nasıl ki biz Türkiye'de köyden şehire göç başladığı zamanlarda gece konuyla karşılaştık, şehirlerimizi perişan etmişsek, plansız, programsız, bugün bütün çektiğimiz sıkıntıların temelinde o plansızlık varsa... Şimdi de. Bugün çok acı bir şekilde köylerde bunu görüyoruz. Ya lütfen buradan Çevre Bakanlığı'na rica ediyorum, Tarım Bakanlığı'na rica ediyorum, devletin ilgilerine rica ediyorum. Köylerde öyle uydur kaydır, öyle plansız evler, binalar inşa ediliyor ki çok felaketle karşı karşıyayız. Yani biz şehirlerimizi kirlettik, tamam, bari hiç değilse köylerimizi kurtaralım. Oralar temiz hiç karşısına. Değilse köylerimizdeki planlamayı yapalım. Evet, insan köyüne dönmek istiyorsa dönsün ama onun belli bir plan dahilinde, belli bir proje bağlamında, hem oradaki araziye uyumlu, coğrafyaya uyumlu ve ihtiyacı karşılayacak bir proje üretilsin ve öyle orada konut yapılmasına müsaade edilsin. Bugün canım arazilerin içerisinde insanlar ev yapıyorlar ve bunu da adam şöyle söylüyorlar, biraz sonra af konusunu konuşacağız. Kaçak inşaat yapıyorlar, diyor ki nasıl olsa bir af çıkacak, oradan ben istifade edeceğim diye bu işe bakıyor. Yani bu konuda tarım arazileriniz kirleniyor, yapılaşmaya açılıyor gayri resmi olarak. Bazı yerde yapılan binalar son derece çirkin ve yani kullanışsız. Lütfen bu konuda ilgililere ben buradan uyarıyorum. Peki Charles. Birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. Şöyle ki elektriğe zam yapma denilmesin. Muhalefet nasıl zam yapmayacağını iktidara geldiğinde göstersin diye haklı görebileceğim bir eleştiri vardı. Belki bunu açmak, bunun üzerine biraz fikirlerimi söyleme ihtiyacı da duydum. Buyurun. Çünkü şöyle bir şey var. Öncelikle ana muhalefetin ve muhalefetteki diğer partilerin görevi, iktidarın yanlış bir politikası varsa doğru yolu göstermek. Yani zam yapıldığında vatandaşın ezileceğini görüyorsa zam yapma demek onun asli görevi zaten. Ama iktidara geldiğinde nasıl zam yapmaz? Aslında az önce konuştuklarımızı değerlendirdiğimizde cevabı da buluyoruz. Çünkü faiz
politika faizi düşürüldüğünde doların yükseleceği öngörülüyordu. Dolar yükseldiğinde biz zaten dışa bağımlı bir ülkeyiz bu açıdan, elektrikte, doğalgazda. Dolayısıyla bu konularda zam yapılması beklenen bir şeydi demiştik. Yani aslında NAS inatlaşması yapmasaydık en azından bu fiyat konusunda bir istikrar sağlanabilirdi ve en azından yeni bir zamın önü engellenebilirdi. Ama biz doların rekor kırdığı bir süreçte zaten %14 olması konusunda da bir inatlaşma vardı. Sonra %13'e düşürüldüğünde de politika faizi, burada bir sıçrama, tekrar bir zam dalgası geleceği öngörülebiliyordu. O yüzden aslında bizim ihtiyacımız olan şey güven veren bir ekonomi politikası. Ya siz kaynak ver diyorsunuz. Kaynak var. Türkiye'nin kaynaklarıyla ilgili bir sorunumuz yok bizim. Bizim sorunumuz aslında bilimi dışlayan, inatlaşan ve bu inatlaşmayı da bir başarı öyküsü olarak yaratan iktidar. Bununla beraber şöyle bir şey. Hani enflasyonla mücadele konusunu konuşuyoruz ya. Enflasyonla mücadele aslında iktidarın bir tercihi. O enflasyonla yönetmeyi tercih ediyor. Bunu da söylüyorlar. Biz enflasyonla büyümeyi tercih ettik diye. Eğer enflasyonla mücadele etmiş olsalardı kaynak neredeydi? Söyleyeyim, kaynak tasarruftadır. Türkiye'nin kaynaklarıyla ilgili bir sorunumuz yok. Cumhurbaşkanlığının harcamaları, makam araçları konusunda eleştireceğim, yani eleştirmekten de artık dilimde tüy biten bir süreç ama yani bizim ekonomimizi 2'ye 3'e katlayan ülkelerde dahi böyle bu rakamlarda makam aracı yokken bizim ülkemizde böyle bir ekonomik krizde biz kemer sıkma politikalarını sadece vatandaşa yüklüyorsak, iktidar kemer sıkma politikası aman itibardan tasarruf olmaz diyerek bunu elinin tersiyle itiyorsa, bunun yanına saraylar yapılmaya devam ediyorsa ve gösteriş dediğimiz şey artık iktidarın bir pratiği olduysa bizim sonumuz çok iyiye gitmez. Bakın şey, aslında bu gösterişten şuna gelmek istiyorum. Yeni yapılan yapılarda da birçok gösterişi görüyoruz. Yani devlet kurumlarında veya belediyelerin inşa ettiği yerlerde çok gösterişli binalar. Ama dün ne oldu? Bursa'da terminalin çatısı çöktü. Allah korumuş sizi. Yani gerçekten Bursa'ya çok büyük geçmiş olsun. Orada bir can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Evet. Ama bu çökme olaylarının en çok kamu kurumlarında olduğunu, yani İstanbul Havalimanı'nda da oldu veya başka yerlerde de görüyoruz. AFAD binasında Ankara'da dış cephesi bir şekilde uçmuştu. Gösteriş demek, onun dışının bir şekilde güzel olması demek onun sağlam olduğu anlamında değil. Yani gösteriş ve kalite ayrımını yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda kaynak arayışına gittiğimizde önce bir kendimize bakmamız gerekiyor. Ama biz Bursa Ekrem İmamoğlu kadar konuşulmuyor. Evet, çünkü CHP'li belediye yönetmiyor. Eğer CHP'li belediye yönetmiş olsaydı biz bir ay boyunca nasıl bir terminalin çatısı çöker diye tartışırdık. Çünkü Bursa terminali gelenler veya görenler biliyordur. Tek katlı bir yapı. Yanında bir cami var, yani bir minaresi ve bir paratoneri var. Yanında bir AVM var daha yüksek bir yerde ve oraya bir yıldırım düşmesi olayını ben çok akıllı ve izah edemiyorum. Ben dün haftanın birçok günü ben o terminalden yolum geçiyor. Çünkü yayınlara geliyorum, duruşmalara gidiyorum ve gün içinde binlerce insan sirkülasyonunun olduğu şehrin en yoğun kullanım alanı dediğimiz yer. Orada o kadar yoğun bir yağışta eğer oradaki çatı bir şekilde tıkandıysa ya da o kanallardan su akmadıysa çatının çökmesi tedbirsizliktir. Göz göre göre gelen bir felakettir. Diyorum ya, Bursa'ya çok büyük geçmiş olsun. Tamam. Ama dilerim bundan sonraki diğer kamusal faaliyetin çok yoğun olduğu yerlerde, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde biz bu gibi afetleri, bu gibi sorunları yaşamayız. Peki. Barış Bey, ne olacak bu çiftçinin hali? Bir yandan haberimizi de izledik. Hacizler artacak deniyor. Ramazan Bey'in çok somut talepleri ve önerileri var, çağrıları var. Siz ne dersiniz? Bir yandan da yine az önceki konuya geliyor. Yine dediniz ya, kaynak göster. CHP'de de diyor ki birinci haftamda faizleri sileceğim. İşte dediğim gibi ona da kaynak nerede? Yani bu faizlerin silinmesi bütçeye öyle bir yük getirecek ki mesela şimdi tabii sondan başladık ama hazır o şey yapmışken ona da ben şüphemi dile getireyim. Nacizane seçme olarak yani kur korumalı mevduat hesabının maliyeye yüklediği yükü hesaplıyoruz burada aylardır. O faizin silinmesinin maliyeye yükleyeceği yük hesaplamış mı Sayın Kılıçdaroğlu? Hesaplamışsa ben görmek isterim. Mesela CHP'li ekonomistler o KKM'nin maliyeye yükünü kuruş kuruş hesaplıyorlar. O faizin de hesaplasınlar silinmesinin. Hangi kanattan karşılayacağını göstersinler bana, aynen KKM'de olduğu gibi. Ben de onu göreyim, ona göre karar vereyim. Ama şeye gelince kaynak var gibi gerçekten çok yuvarlak ifadeler kullanıyorlar. Ona biraz dikkat etmek lazım. Yani o aşamayı geçtik artık. Enflasyon %80 olmuş. Kur 18-10'a dayanmış. Deminden beri ne kadar sıkıntılı bir dönemde olduğumuzu görüyoruz. Ülkeyi 5 sene yönetmeye talip.
Cumhurbaşkanıyla ve hükümetiyle muhalefet. Hem de şey, yani bu başkanlık sisteminden bahsediyoruz. Ne kadar ilişkili olacakları malum. Çok daha net bize zudaylar sunmaları lazım. Yani çiftçi meselesine sisteme... gelirsek? Efendim? Çiftçi meselesine gelirsek? O bizim maalesef kanayan yaramız. Yani ben üniversitede tarihçi olarak Atatürk döneminden beri bunun bizim kanayan yaramız olduğunu söyleyebilirim. Atatürk çiftçi milletin efendisi demişti. Doğru bir çıkıştı, ancak maalesef onun döneminde de beklenen, istenen gerçekleşmedi. İsmet Paşa çiftçi topraklandırma kanunu demişti, uğraşmıştı. O da olmadı. Menderes ciddi bir traktörleşmeye gitti. Bayağı kaynak harcadı. Olmadı maalesef istendiği gibi. Demirel köyleri elektrik götürdü 60'larda. Tabii ki Ecevit. Ecevit ne demişti? Tabii ki. Toprak işleri su kullananın. Köy kent projeleri vardı hatırlarsınız. Dolayısıyla olmadı. Gene olmadı. Yani siz de bir hocadan bir şey söyleyin artık. Evet. Yani 80'lere 90'lara kadar, yani 2000, bu iktidardan bahsediyorum. 2000'lere kadar maalesef biz bu tarım alanında diyelim. Yani yalnızca kırsaldan bahsetmiyorum. Tarım sektöründe istediğimizi gerçekleştiremedik. Tabii ki bunun pek çok şeyi var, sebebi var. Yani bir kere tarım üretimi artık çok teknik bir şey. Yani yalnızca toprağın verdiğinden bahsetmiyoruz. Üretenin de çok bilinçli olması gerekiyor. Vahşi sulamadan vazgeçmesi, damla sulamaya geçilmesi, suların su kaynaklarının düzgün kullanılması, verimin arttırılması, daha sonra bunun lojistiği, daha sonra pazarlaştırılması, pazardaki mağazacılık giderleri vesaire, baştan sona tamamen muazzam bir hesaplama gerektiren bir sistem. Yani çok ciddi sistem. Biraz da bir planlama ve reform. Evet, maalesef biz bundan mahrumuz. Şimdi bunu, hocadan bahsediniz. Biz bundan mahrumuz maalesef. O yüzden yalnızca şey, doğanın verdiğinden, bu doğa veriyor bize Allah'a çok şükür. Allah veriyor, onda hiç şüphemiz yok. Bizi besler. Evet. Hakikaten bizi besler. Biz hiç tarım yapmasak bile belki Allah'ın bize verdiği bizi besler gerçekten. Ancak bir de işin ihracat boyutu var. Mesela şeyden bahsediyoruz, buğdaydan bahsediyoruz. Biz mesela kendimiz, buğday bize yetiyor gerçekten. Evet. Ama biz aynı zamanda işlenmiş buğday konusunda ihracatta dünya üçüncüsüyüz, ilk üçteyiz. Evet. Makarna üretiyoruz vesaire ve almak zorundayız. Bu ihracat ithalat dengesinde bir yerde kurulması lazım. Artık bazı ülkeler otarşiye gidiyor. Mesela Çin, Hindistan otarşi uyguluyor. Evet. Korumacılığı da geçti. Satmıyor. Satmıyor. Bizim de artık buna bir denge kurmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi sadece üretimden değil, tüketimden değil, ithalat ihracat dengesine kadar baştan başa bir şey gerekiyor, sistem gerekiyor. Biz bunu maalesef kuramıyoruz. Üreticiden başlayan tüketiciye kadar gelen sorunlar halkası var ve maalesef buna bir türlü sıra gelmiyor. Hep daha büyük sorunlarımız oluyor. Tarımı hep erteliyoruz, nasıl aç kalmayız diye. Ama Allah korusun artık aç kalma noktasına geldik. Dünyada bu öyle. Ukrayna şeyi bunu gösterdi. Eğer o kalkan gibi Lübnan'a gitmeseydi, Lübnan gerçekten ölecekti açlıktan. Evet. O buğday sularının halini gördük. Evet. Dolayısıyla yani bu ortadayız artık. Daha dikkatli olmak gerekiyor. Peki. Söz vereceğim Ramazan Bey. Bir konuğumu bekletiyorum. Ona bir merhaba diyelim. Doktor Eray Güçler, İstanbul Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi. Aslan uzmanı, bizim de çok kıymetli konuklarımızdan, evet. Eray Güçler. Çünkü Yunanistan meselesi de var. Eray Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kıymetli konuklara da saygı ve selamlarım. Saygılar diliyorum hocam. Eray hocam, izninizle Ramazan Bey'in bir atfı var. Çünkü birçok lideri andık. Hocayı almadık, Erbakan Hoca'yı. Şimdi ben kendimi bir şanslı hissediyorum da, şanslı buluyorum şundan dolayı. Birçok siyasi liderin avukatlığını yapma imkanım oldu. Veya Türkiye'deki birçok böyle sivil toplum örgütünün liderlerini, kanaat önderlerini avukatlığını yaptım. İsimlerini şu anda söylemeye gerek yok ama bir tanesi rahmetli Erbakan Hoca'ydı. Zaman zaman evinde davalar çalışırken de sohbet etme imkanım oldu. Vakit olursa başka konular da söylerim. 1998'de FETÖ ile ilgili bir tespiti vardı. O zaman çok hocaya ya herhalde biraz kıskanıyor diye düşünmüştüm ama 2016 gelince hocanın, yani 1998'den ne söylediğini daha iyi anladım. O konuşmalarında hoca şunu söylerdi, hep ben sorardım bir tek meraktan dolayı. Çok kısa lütfen. Evet, diyordu ki Türkiye'nin temel meselesi plansızlık. Türkiye'nin kısa, orta ve uzun vadeli, yani 5 yıllık, 25 yıllık, 50 yıllık ve 100 yıllık planlar olması lazım. Evet. Ve bu planlar istikrarlı bir şekilde her alanda takip etmesi gerekir ki bu Türkiye belli bir noktaya taşınsın veya işte dünyada lider ülke olsun diye. Türkiye'nin temel meselesi aslında Kerem Beyciğim, tarımda da, ekonomide de, işte eğitim politikalarında vesaire de kısa, orta ve uzun vadeli bir projelerimizin olmaması sebebiyle her gelen hükümet, hatta her gelen aynı hükümet içerisindeki bakan bile maalesef sahip o bakanlığıyla ilgili yeni bir planlama yapıyor. Her yaptığımız şeyi yeniden ele alıyoruz ve böylece maalesef iki ileri bir geri gide gide bu noktaya doğru geliyoruz. Türkiye'nin temel bir mantalite değişikliğine ihtiyacımız var.
Bu sadece şu partide bu parti meselesi değildir bu. Bu bunlar yani AK Parti döneminden önce de bundan çok farklı olmadığını söylerim. Belki AK Parti birçok alanda çok başarılı hizmetler yapmıştır. Ha, eleştirdiğimiz çok noktalar da vardı. Ona hiç şüphemiz yok. Yani yaptığı şeyleri de görmek lazım, evet. Yapmadığı şeyleri de görmek lazım. Ama Türkiye'nin temel anlamında bir felsefe değişikliğine ihtiyaç vardı diye düşünüyorum. Onu, daha uzun inşallah konuşuruz başka bir zamanda. Peki. Şimdi Ere Hocam'a döneyim. Yunanistan meselesi önemli. Ere Hocam, sizi biraz beklettim, kusura bakmayın. Rica ederim. Dümdüz sorayım. Bu Yunanistan ne yapmak istiyor? Yani Cumhurbaşkanı'nın çok güzel bir benzetmesi var. Diyor ki maşa. Yani huzursuzluk çıkaranlar maşa. Bu arada Milli Savunma Bakanlığımız S-300'leri kullanarak F-16'larımızı kilitleyen, radarı kilitleyen görüntüleri NATO üyesi ülkelerin ilgili bakanlıklarına gönderme kararı aldı. Şu ana kadar jetlerimize 158 kez taciz yapılmış Yunanistan tarafından. Hakikaten ne yapmak istiyor Yunanistan? Maşalık yapmak istiyor efendim. Tam olarak ben de kitabın ortasından söyleyeyim. Maşalık tam bir proxy. Bakınız Yunanistan anakarası örtük ve sessiz bir şekilde işgal edilmiş durumda. Yıllardır bu işgal devam ediyor ve her geçen gün bu işgalin boyutları, yoğunluğu artıyor. Yani her şeyi bir tarafa bırakın, Yunan halkına sormak istiyorum. Oradaki Amerikan askerlerini siz ne zaman çıkarabilirsiniz? Artık çıkaramazlar. Bunun sonucu da zaten bir tahmin olarak söyleyeyim. Yunanistan 3. küresel kapışmanın arifesindeyiz. Yani 1937-38 yıllarındaki durum gibi şu an dünyanın durumu. Ha, 3. küresel mücadele 2. Dünya Savaşı gibi olmayacak. Daha farklı karakterde, boyutta olacak ama neticede çok ciddi bir boyut, ciddi bir mücadeleye girmek üzere. İşte burada Amerika Yunanistan'ı kullanarak Türkiye'yi dizayn etmek istiyor. Türkiye'yi özellikle bir takım provokasyonlarla Türkiye'nin iç sistemini, iç siyasal sistemini dizayn edip düzenleyip kendisine müzahir bir devlet yaratma çabası içerisinde. O yüzden de terör örgütleriyle artık sonuca gidemeyen Amerika ve yanındaki küresel emperyal güçler artık proxy devletlerle yani kurumsal yapılar olan Yunanistan'la, Güney Kıbrıs'la bu şekilde Türkiye üzerinde bir baskı yaratma çabası içerisindeler. Yoksa Yunanistan tek başına herhangi bir varlık üretebilecek ya da Türkiye üzerine bir etki üretebilecek bir durum yok. Peki neden? Ama şey çok ilginç değil mi? Hocam siz de dediniz, ben de kitabın direkt ortasından söyleyeyim maşa dediniz. Peki bir taraftan da bize kasa yaptırımlarına neden olan bizdeki S-400 onların daha düşük modeli. Hani S-300'leri kullanarak bir de bizi taciz ediyorlar. Yani bu bir büyük bir çelişki değil mi? Yani bu bizim için büyük bir çelişki. Duymak istemeyen, görmek istemeyen için hiçbir çelişki teşkil etmiyor. Yani işte ilk defa yazılı olarak NATO'ya bunların radar iz düşümle görüntüleri vesaire götürdük. Ne olacak? Yani çok da fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten bunları bilmiyorlar. Bakınız 2019 yılında Rus uzmanlar gelip Girit'teki S-300'leri S-400 seviyesine yükseltecek şekilde güncellediler. Şimdi oraya gelen Rus uzmanlardan CIA'nin, Amerika'nın haberi yok muydu? Vardı. Yani şimdi işler belli alanlarda, yani konu Türkiye olduğunda hiç tereddütsüz ortaklaşabiliyorlar. Kendi aralarındaki problemleri de bir kenara bırakabiliyorlar. Hatta bence şöyle bir kriz olmadı mı? Onu da bir hatırlatmak için özür dilerim. Yani sözünüzü kesiyorum ama bu tam burada söylediğiniz şey çok önemli. S-400 güncellemesi yapılması. Bu S-300'leri Rum kesimi aldı. İtiraz edildi. İtiraz ettik. Yunanistan'a geçerken NATO dedi ki sadece bunları tatbikat amaçlı kullanabilirsin. Ama ona rağmen geldiğimiz noktaya bak. Bakın S-300, S-400 seviyesine güncelleniyor ve üstelik bir NATO müttefiki Türkiye'ye karşı da kullanılıyor. Bunu da hatırlatmak istedim. Özür dilerim. Buyurunuz. Evet. Ya tabii ki dediğimiz gibi daha bakın konuyu biraz daha inceleyecek olsak, yani düşünün iki NATO üyesi
ülke bir NATO üyesi ülkeye karşı askeri anlaşma yapıyor. Fransa, Yunanistan, Yunanistan, Amerika. Yani şimdi bu anlaşmalar neye karşı? Türkiye'ye karşı yani. Şimdi bu açık ve net. Dolayısıyla nereden tutsanız elinizde kalacak bir durum. S-300'ler konusunda da yani işte ne derseniz deyin. Bu ortak F-35'lerle de şu an Girit'teki biliyorsunuz Suda üssü var. Oradaki F-35 ve F-15'lerle S-300'ler, hatta yükseltilmiş S-300 diyebileceğimiz o silah sistemleri müşterek tatbikatlar yapıyorlar, aktive ediyorlar. Yani şimdi o zaman F-35'lerin işte gizli bilgilerini almıyor da Ruslar, Türkiye'de S-400 olunca mı alıyorlar? Bunlar tabii tamamen bahane. Yani iki çifte standartlı, iki yüzlü Amerika ve Avrupa'nın iki yüzlü Türkiye'ye karşı davranışın açık delilleridir. Ama şöyle bir şey var. Şimdi madem öyle de neden hani Türkiye'ye karşı daha agresif bir tutum içerisine giremiyorlar? Şimdi bu önemli. İki sebebi var bunun. Ya bu kadar güçleri var. Bakın bu kadar büyük konvansiyonel güç birikmiş. Biliyorsunuz en son Fransa Güney Kıbrıs Rum yönetiminden askeri üs aldı. Ve şu an oraya konuşlanıyor Fransa. Yani düşünün ki Finlandiya'dan Güney Kıbrıs'a kadar olan hat tamamen askeri yığınaklanma hattı olmuş durumda. Türkiye'nin tabii birkaç avantajı var. Birincisi jeopolitik avantajı var. İkincisi ana kara bizim. Üçüncüsü de yıllardır sürdürdüğü bir geleneksel politika var. Yani hazırız ve kararlıyız. Ama buna bir dördüncü daha eklendi. Ben onu özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye'nin meşhur vuruş kapasitesi var artık. Bu çok çok önemli bir yetenektir. Önceden bizim önleyici vuruş kapasitemiz yok. Yani önleyici preemptive strike denen olayı artık Türkiye'de bu yeteneği kazanmış durumda. Bundan endişe ediyorlar. O yüzden bir muavenet gibi, bir işte çuval geçirme hadisesi gibi yeni bir provokasyona girmekte zorlanıyorlar ve çekiniyorlar. Bu da tabii masada Türkiye'nin etnik güçlendirilmiş çünkü sahada Türkiye güçlü. Dolayısıyla bu mücadele bundan sonra da bu şekilde artarak devam edecek. Ve neticede burada amaçlanan, yani bu tür provokasyonlarda amaçlanan hadise Yunanistan'a mahdut hedefli bir zafer kazandırıp Türkiye'nin iç siyasal dengelerini, iç kamuoyu dengelerini değiştirmek efendim. Yani ben şöyle bu olayı tersten okuyorum. Önce evet. Gidebilmiştim. Hani ne yaparlarsa ne olur değil, Türkiye'de iç siyasal dengeleri ve iç yapıyı ya da iç sosyal yapıyı etkileyebilecek ne yapabilirler? Siyasetin olağan akışını bozmak mı diyelim? Evet. Yani bu tür bir amaçla. Yani ben şöyle düşünüyorum. Ne yaparlarsa Türkiye'de siyasetin iç, yani Türkiye'nin iç siyasal dengeleri ve toplumsal dengeleri değişebilir. Bunun bir tek şeyi var. Yani Yunanistan'a mahdut hedefli bir zafer kazandırıp Türkiye'yi hem cezalandırma, sonucunda hem cezalandırma hem de yenik gösterme. Çünkü bakarsanız Amerika'nın her bir provokasyondan sonra yaptığı açıklamalar ki çok çok manidardır, onları çok iyi okumak lazım. Tansiyonu yükselten taraf, gerginliği arttıran taraf Türkiye'dir. Açıklamaları hiç iyi değil. Evet. Yani bu peki, Amerika'nın başka yerlerde de uyguladığı bir taktik. Yakından takip ediyoruz. Bu Amerika'nın Yunanistan üzerinden Türkiye'ye yönelik bir kötü niyetinin, kötü adım atma niyetinin göstergesi olarak ben okuyorum. Peki, bunu net fotoğrafını çektiniz. Peki, şunu da söylediniz. Dediniz ki, yani NATO'ya gönderecek bu görüntüler, iz düşümleri, radar iz düşümleri ama buradan da bir şey çıkmaz dedi. Peki ne yapmalıyız? Mevcut duruma devam etmeliyiz. Yani o da şu, birincisi bakınız bu en son S-300 meselesinden önce Türkiye'de çok önemli bir hadise gerçekleşti. Aslında biraz da bu S-300'ü ben ona bağlıyorum. S-300'ün şey olmasını, yani o radar kilidi atılmasını. Bir gün önce Siper füzesi test edildi ve 100 kilometre menzilden hedefini vurdu. Şimdi Siper füzesi çok enteresan bir füze. Böyle yüksek irtifa hava savunma füzesi olarak geçiyor. Biliyorsunuz Hisar O ve Plus vardı. Bu orta menzildi. Şimdi Siper füzesi 2023 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek ve 100 kilometre menzilde. Bakınız İzmir'le
Yunan anakarası arasındaki mesafe 150 kilometre. Yani 100 kilometreyi düşünün, ne kadar büyük bir harekat yarıçapı sağlıyor Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Ama daha enteresanı 2024, 2025 ve 2026 senelerinde Siper füzesinin menzili 600 kilometreye çıkacak. 500 kilometre olduğunu biliyorum. Daha da yükseltme durumları var. Şimdi dolayısıyla bizim S-400'e de ihtiyacımız kalmıyor. Yani o zaman hem Türkiye harekat yarıçapını tam olarak sağlıyor. Yani Ege Denizi'nde, Akdeniz'inde tamamen kapsama alanının içerisine giriyor. Hem de S-400 bahanesinin arkasına sığınabilme şansları kalmıyor. İşte bunun öncesinde hakikaten Türkiye'ye karşı, Türkiye'yi cezalandıracak bir takım provokasyonlara karşı çok dikkatli olmamız lazım. Peki ne yapmalı? Yani mevcut silah sistemlerimizi geliştirmeye hız vermeliyiz. İkinci, soğukkanlı olmalı. Çünkü bir provokasyon var burada. Bakın Yunanistan kendi devlet aklıyla bunu yapmıyor. Evet, dediğiniz gibi maşallah. Bir devlet aklı yok ya. Yani. Şu evet. An tamamen Yunanistan'ı yöneten siyasi elit Amerika'nın güdümünde. Hem ekonomik olarak Amerika'nın güdümünde, hem siyasal olarak ekonomik güdümünde. Hatta buradan bir adım daha ileri bir şey söyleyeyim. Şu an mevcut Yunanistan'daki siyasal iktidar, yani Mitsotakis kan kaybediyor, oy kaybediyor. Eğer Amerika elindeki bu altın yumurtlayan tavuğun gideceğini anlarsa, Yunanistan'da bir takım iç antidemokratik hareketler de olabilir. Bakın Amerika bunu yapmaktan da çekinmez. Yani buna darbe de olabilir, bir takım başka hareketler de olabilir. Ama mutlaka Yunanistan'ı kendi egemenliği altında tutacak siyasal iktidarları ne olursa olsun Amerika orada tutmak isteyecektir. Yani içeride de Yunanistan'ın bu anlamda çok önemli bir mücadelesi var. Türkiye bunları bilerek biliyor. Türk devlet aklı, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunlar maşa demesi zaten biliyor. Bir de deminki söylediğimle bağlantılı olarak, hani önleyici vuruş kapasitesi ne artık Türkiye sahip demem şu. Yani önleyici vuruş kapasitesine sahip olabilmeniz için çok ciddi istihbarat, özellikle teknik istihbarata sahip olmanız lazım. Bizim bunun için kapasitemiz var. Yani olası bir provokasyona karşı bizim önleyici vuruş kapasitemizin altyapısını daha da geliştirmemiz Türkiye'ye karşı olası provokasyonların önlenmesinde son derece caydırıcılık sağlayacaktır. Tabii iç kamuoyunun birlik beraberlik içerisinde de hareket etmesi önemli efendim. Peki. Doktor Eray Güçler, İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, asam uzmanı. Eray Bey, çok teşekkür ederim yayına katıldınız. Ben de teşekkür ederim. Bu kıymetli görüşlerinizi bizimle sağolunuz. Bu kıymetli görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Eray Bey'in dikkat çektiği bir mesele var. Kendi savunma sistemlerimizi, savunma sanayimizi güçlendirmeye devam etmeli ve soğukkanlı olmalı. Savunma sistemi demişken, dün CHP Genel Başkanı yine şaşırtan bir hareket yaptı. Tektofest'i ziyaret etti. Onunla ilgili bir haberimiz var, haber merkezinin hazırladığı. Kılıçdaroğlu Tektofest'e gitti. Yani daha önce de davet ediyordu ama gitmemişti. Samsun'da Tektofest'i ziyaret etti CHP Genel Başkanı. O haberi izleyelim. Ondan sonra hakikaten Türkiye'nin son zamanlarda en çok övündüğü, dünyanın da hiç körlük göstermediği, dünya basında gereken şeyi, hakkı verdiği savunma sanayindeki başarılarını konuşalım. Sihirli bir cümle var. Benim için kıymetli bir cümle. İstikamet Kızıl Elma. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Samsun'daydı. Atakum Belediyesi Sanat Merkezi'ni ziyaretinin ardından dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in düzenlendiği Samsun Çarşamba Havalimanı'na geldi. Kılıçdaroğlu'nu Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır karşıladı. Bir basın mensubu Kılıçdaroğlu'na Teknofest'e ilk defa mı katılıyorsunuz sorusunu yöneltti. Bence ilk defa mı katılıyorsunuz Teknofest'e? İlk defa. Kılıçdaroğlu ve Kacır daha sonra golf aracına bindi, etkinliklerin düzenlendiği alana girdi. CHP lideri yerli ve milli üretilen İHA, SİHA, Atak helikopterleri ve Kızıl Elma'yı yakından inceledi. Alandan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapılıyor dedi. Gayet güzel arkadaşlar, yani
Teknolojiye, bilime yatırım yapmak Türkiye için çok önemli. Türkiye teknoloji alanda, özellikle savunma sanayi alanda güzel yatırımlar yapıyor ve hepimizin de bu yatırımlara destek vermesi lazım. Bu kadar basit bir şey. Yani bu yatırımlara kalkıp da A partisi, B partisi ayrımı yapmak da yanlış. Sonuçta yapan bizim insanlarımız. Evet, Teknofes önemli. Hakikaten Türk insanını gururlandırıyor. Çok da ilgi görüyor. Son zamanlarda da savunma sanayinde özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşında daha çok da gördük ki Türkiye'nin yaptığı yatırımlar önemli. Şundan da önemli. %40'lar seviyesinden %60'lar, %70'ler hatta Cumhurbaşkanı 80'ler seviyesi artık bir milli dönüşe geçtik diyor. Ne dersiniz? CHP Genel Başkanı da 5 yıl aradan sonra Teknofes'i ziyaret etti. Güzel bir ziyaret. Aslında şaşırtıcı da bir ziyaret. Çünkü bu şaşırma tepkisini Bayraktar'da akabinde verdi. Şaşırdım diye bir açıklama yaptı. Savunma sanayideki adımları desteklediğini, bu alandaki projeleri, üretimleri desteklediğini gösteren somut bir ziyaretti. Bence bu konudaki samimiyetini de gösteren bir ziyaretti. Belki bu ziyareti yapmayıp haricen destekliyoruz gibi bir açıklama yaptı. Çünkü şöyle bir cümle kullanılmış, onu da hatırlatayım size. Şey diye. Yani iktidar değişirse savunma sanayi durur. En büyük tartışma konularından birisiydi. Kılıçdaroğlu'nun bu ziyareti aslında savunma sanayinin durmayacağını, hangi parti, A partisi olsun, B partisi olsun desteklemesi gerekir mesajı. Biz iktidara geldiğimizde savunma sanayini durdurmayacağız, destekleyeceğiz mesajını da beraberinde getiriyor. Tabii Türkiye'nin dış politikası açısından şu an Yunanistan ilişkileri konuşuluyor. Yunanistan'ın düşmanca tavrı da konuşuluyor. Yani 158 taciz az bir sayı değil. Tabii az önce Eray Hocam da dile getirdi. Yani bunun bir hani maşa değerlendirmesini, bu arkada ABD'nin gücü olduğunu da gösterdi. O yüzden Türkiye'nin savunma sanayide bir bağımsızlık yaratması, üretiyor olması aynı zamanda bize bir güç verir. Desteklenmesi gereken de bir adımdır. Burada savunma sanayini desteklemekle beraber dış politikadaki hamlelerimizi de bir istikrara sokma ve bununla beraber güven veren bir ülke olmak açısından... Çatışma endişesi duyuyor musunuz Yunanistan'da? Duyuyorum, şundan dolayı duyuyorum. 2023'te Yunanistan'da da seçimler var. Yani orada da ciddi bir ekonomik kriz var, siyasal kriz var. Muhalefet liderinin dinlendiği ortaya çıktı. Dolayısıyla Mitsotakis gerilimi tırmandırmak adına böyle bir hamleydi. Gözünü kapatmadan yapabilecek durumda. Burada önemli olan Türkiye'nin bu oyuna gelmemesi, sağduyulu davranması ama bunu yaparken aynı zamanda gereken önlemleri de alması. Çünkü 158 taciz azımsanacak bir sayı değil. Ama şöyle bir şey de var. Bizim orada deniz üstünde yani NATO'nun sessiz kalması beklenmez. Çünkü Yunanistan evet bir NATO ülkesi ancak bizim F-16'larımız da orada görevdeyken, sahadayken bir NATO görevini ifa ediyor. Dolayısıyla burada NATO'nun bir tepki vermesi ya da gerekeni yapmasını bekleriz. Önemli olan burada Türkiye'nin alacağı pozisyon, atacağı adımlar, derhal yapılması gereken şey önlemleri biraz daha hızlandırmak, tedbiri biraz daha arttırmak. Dışişlerinin bu konuyu takip edeceğini düşünüyorum. Yani takipsiz bırakmayacaktır. Gereken görüşmeleri de zaten gerekli adımlar da atılacaktır. O yüzden... NATO görevi ifa ederken başka bir NATO ülkesinin bize karşı düşmanca tavrını hem kabul etmiyorum hem de tedirginlik yaratıyor. Ama tabii seçim öncesi, onlarda da seçim öncesi, bizde de seçim öncesi. O yüzden burada bulunduğumuz coğrafyanın hem avantajlarını hem dezavantajlarını gözeterek akılcı bir dış politika ilerleyeceğini düşünüyorum ben. Peki. Barış Bey, siz ne dersiniz? Hem Yunanistan meselesini sorayım. Sonra da bu şeyi hakikaten konuşmak gerek. Savunma sanayi konusunda atılan adımların ne kadar kıymetli olduğu. Çünkü hatırlatmak adına söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. F-16, F-35, Patriot bunlar da hani bizimle oyun oynadılar adeta. Sonunda da hani kötü komşu insana ev sahibi yapar ya. O hale geldik gibi görünüyor. Ama önce Yunanistan'da sormuş olayım. Evet ya, şimdi Yunanistan hakkında zaten Eray Hocam bütün temel bilgileri verdi. Kendisi emekli bir askerdir, albaydır. Keşke evet. Şu anda yayında olsaydı. Benim de yukarı sormak istediğim soru vardı. Bir kere belki de gene sosyal medyadan uzmanı varsa söyleyebilir. Ben çok emin değilim. Sadece tahmin olarak söylüyorum. Biraz sistemleri bildiğim için naçizane. Bir radar sisteminin bir uçağa kilit atabilmesi için onun düşman hattı anlaması gerekiyor. Evet. Yani o zaman Yunanistan
kendi radarlarında NATO uçuşu yapan Türk F-16'larını da dış muhat tanımlamış, kodlamış. NATO'ya uygun savunma, ben bildiğimi söyleyeyim, NATO savunma sistemlerine uygun araçlarıyla kilitleyemez. Evet. O S-300 olduğu için kilitliyor F-16'yı. Anladım. Sonuçta ama evet. Yunanistan, ne işe yürüyorsa ama envanter. Cumhurbaşkanı zaten cümleyi şöyle kuruyor. Harekat NATO'ya karşı yapılmıştır. Ya bu bir kere başlı başa bir sıkıntı. Yani demek ki Yunanistan, NATO üyesi Yunanistan, NATO üyesi Türkiye'yi resmen düşman olarak tanımlıyor. Tabii. Kendi sistemlerinde. Bir kere bu bizim daha önce çok görmediğimiz bir şey. Bizim hava sahamızda it dalaşı olur. Bunu biliyoruz. Uçaklarımız birbiriyle karşı karşıya gelir. Her sınır ülkede olur zaten bunlar. Bunlar hatta videolar çekilir. Görürüz onları. Ama radar kitlemesi çok ileri bir şey. Radar kitlemesinin bir sonrası vurmaktır o uçağı. Dolayısıyla hele hele NATO müttefikinden bahsediyoruz. Yunanistan'ın bunu yapmış olması ciddi bir sorun. Zaten Türkiye bu konuda gereğini yapıyor. O S-300'ler NATO'da SA-10 diye geçer. O SA-10 kayıtlarını verecektir NATO'ya. Ha bu bir şey değiştirmez yani. NATO'da Yunanistan'ı hemen ihraç edecek veya cezalandıracak değil. NATO bilmiyor mu sanki bunu? Biliyor. Ama en azından Türkiye'nin de bir kozdur. Bunu kullanacaktır Türkiye. Ama mesela bize S-400 konusunda söylemedikleri mi yapmadılar? Zaten bizim S-400 konumuz tamamen farklı. Yani orada şunu çok iyi biliyoruz. F-35'lerin bazı bilgilerinin S-400'lerinden Rusya'ya geçeceği vesaire tamamen bunlar Türkiye'yi sıkıştırmak amacıyla kullanan demagojiler. Bunlar gerçek değil. Bunu biliyoruz. S-300'ler 2-3 senedir Girit'te S-350, S-400 denilen modüllerle güçlendiriliyor. Yani şu anda Yunanistan zaten F-35 alacak. Bunu da biliyoruz. Böyle bir kaygısı yok Amerika'nın. Bunu biliyoruz. F-35'ler de Rus radarlarına çok yakalanıyor. Sağda solda. Demek ki böyle bir şey söz konusu değil. Bu tamamen Türkiye'yi katsa yaptırımlarını almak, Türkiye'yi birazcık olsun sıkıştırmak, kendi çizdiği dış politikaya, yani Amerika'nın veya Batı'nın kendi çizdiği dış politikaya yeniden angaje etmek amacıyla yapılan baskı mekanizması. Bunun hepsini biliyoruz zaten. S-400 şey değil, samimi değil. Ki zaten Türkiye S-400 almadan önce 1990'lardan beri Amerika ile Patriot için görüştü. Evet. Türkiye bir NATO üyesi olarak ilk başta yapması gerekeni yaptı ve Amerika ile Patriot için anlaştı. Amerika iki defa vazgeçti Patriot satmaktan. Obama dönemi son olmak üzere. Dolayısıyla Türkiye zaten burada herhangi bir yanlış yapmadı dış politikasında. Yunanistan konusunda dış politikaya gelince ben Türkiye'nin Yunanistan dış politikasını da doğru buluyorum. Çünkü çok soğukkanlı. Normal şartlarda bu kadar kışkırtmaya, bu kadar güçlü ordusu olan bir ülke çok fazla katlanamazdı. Açık söyleyeyim mutlaka bir yerden bir patlak verirdi. Ki görüyoruz dünyada bunun örnekleri var. Ama Türkiye gerçekten çok soğukkanlı davranıyor. Dış hukukunu, uluslararası hukukunu çok iyi muhafaza ediyor. Bu soğukkanlı devam etmeli. Zaten yeterince caydırıcı Yunanistan'a karşı. Yunanistan da zaten bunu biliyor. Türkiye ile Yunanistan'ın silahlı kuvvetlerini karşılaştırdığımızda durum açık zaten. Dolayısıyla Türkiye bu caydırıcını devam ettirip dış politikasına da soğukkanlılığını devam ettirirse Yunanistan'da bu sorunu bir yaşadan sonra aşacağını düşünüyorum. Zaten sonra Yunanistan değil Amerika ile, bunu da biliyoruz. Yani özellikle son 2-3 yıldır Yunanistan'ın Amerika ile yaptığı anlaşmalarla 9 tane Amerikan üssü açıldı Yunanistan'a. Ve Yunanistan'daki diğer üslerde Amerika'nın erişim hakkı var şu anda. Yani Yunanistan zaten şu an tamamen Amerikan proksisi gibi. Amerika'nın bir uydusu gibi kullanılıyor. Hatta adalara bile, inşallah bir şey yapılmaz, adalara bile Amerikan askerinin konuşlanması gibi bir girişim var. İnşallah bir şey olmaz. O çok çok daha büyük bir felaket olur. Yani bu denli Amerika Yunanistan'ı kullanıyor. Bunu tabii ki Türkiye'ye karşı kullanıyor. Yani Ukrayna'ya vesaire değil. Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı kullanacaksan Romanya var. Romanya'yı kullanırsın. Bulgaristan var çok daha yakın. Onu kullanırsın. Bunu Türkiye'ye karşı, Türkiye'yi birazcık olsun tutmak için baskı altında kullanıyor. Neden? Çünkü dış politikasını Türkiye son zamanlarda tamamen kendi gündemine göre değiştirdi. Mümkün olduğu kadar bağımsız dış politika üretmeye çalışıyor. Gamze Hanım da dikkat çekti. Seçimler yaklaşıyor ki. Seçimler tabii ki iyi. Yunanistan zaten biliyorsunuz Albalar Cuntası'ndan beri tabii açıktır dış etkenlere. Benzer bir şey olabilir. Erol Hoca da zaten bunu ifade etti. Yarın bir gün Yunanistan'da benzer bir Amerikan müdahalesi görebiliriz. Albalar Cuntası'na benzer. Yine nelerle aşanmadı Yunanistan'da geçmişte. Yani tüm hazırlıklı olmak lazım. Ama Türkiye hazırlıklı. Onu da söylemek gerekiyor. Gerek Libya'yla muhasır ekonomik bölge anlaşması. Ve gerekse, orada tekrar karıştı da sorma. Ya tabii ki ama en azından Türkiye tam işi bitirmişti de. En azından bu yapılmış olan anlaşma üzerinden bu İsmet'in iptali, yine Türkiye ile anlaşmaya gidilmesi, Mısır'ın, İsrail'in Türkiye'ye tekrar görüşmeye başlaması bir kazanım. Libya üzerine onu da tekrar konuşuruz ayrıca. Hı. Ama Türkiye gerek Doğu Akdeniz'de ve gerekse Ege'de, Adalar Denizi'nde çıkarlarını mümkün olduğu kadar koruyor. Yani gerçekten de kendi kapasitesinin üstünde bir çaba gösteriyor. Dış politika, sivil haritası nerede?
Yunanistan'ın Sevilla haritasına bakın. Bir de bugünkü Doğu Akdeniz'e bakın. Burada farkı görebiliyoruz. Yani Türkiye bu işi kotarıyor. Bunu söylemek lazım. Buradan da zaten sanayiye bağlayabiliriz. Diğer konuya bağlayabiliriz. Şimdi onu soracaktım. Yani zaten savunma sanayi konusundaki Türkiye'nin çok başarılı hamleleri var. Evet. Herkesin takdir ettiği. Ve CHP Genel Başkanı da dün teknolojisi bizzat. Savunma sanayi siyasetüstüdür. Bir kere bunu tek cümle aşamak gerekiyor. Siyasetüstü bir konudur sanayi, savunma sanayi. Aselsan'dan beri de böyle olması gerekir. 1970'lerde Aselsan kurulurken siyasetüstü kuruldu. Kıbrıs'ta harekatındaki açıklarımızı gördük. Ve bunun üzerine Aselsan'ı kurduk. Daha sonra Roketsan, Havelsan vesaire kendi savunma sanayimizi geliştirmeye başladık. %20'lerle başladık. %70'lere kadar gelmeyi başardık. Gerçekten büyük bir atılım. Hatta işte insansız savaş sistemleri gibi, insansız deniz sistemleri, İDA'lar da gelişiyor son zamanlarda. Öncü durumdayız gerçekten. Bu teknoloji öncü durumdayız dünyada. Dolayısıyla Türkiye burada iyi bir ivme yakaladı. İyi bir pozisyon yakaladı. Ve bunun devamı konusunda kararlı. Bunu görüyoruz. Yani durmuyor bu konuda. İşte siper füzelerinden bahsediyor hava savunma konusunda. Hisarlarla birlikte hava savunma sistemlerimizi yerleştirecek. Atmaca füzelerimiz var biliyorsunuz. Gemi savar füzeleri. 220 km menzilli ki Ege savunmasında bunun neden önemli olduğu belli. Ve biz bunları kendimiz üretebiliyoruz. Motorundan tutun yazılımına kadar tamamen kendimiz üretebiliyoruz. Başka hiçbir ülkeye muhtaç kalmadan bunu yapabiliyoruz. Yani bizim kendi öz savunmamızı dışarıya bağlı kalmaksızın Yunanistan'a karşı salabilmemiz anlamına geliyor. Dolayısıyla bu çok çok önemli. Türkiye bunu başardı. Ve dediğimiz gibi iktidar değişsin değişmesin 2023'te fark etmez. Bunun partiler üstü olarak devamının sağlanması gerekiyor. Buradan da Kılıçdaroğlu'nun hemen ziyaretine bağlayıp bitireyim sözü. Diğer hocama bırakayım. Kılıçdaroğlu'nun tabii ki ziyareti çok olumlu. Bir kere bunu söylemek lazım. Söylediği sözler de olumlu. Evet. Bunu da söylemek gerekiyor. Biraz geç kaldı Teknofest. Onu da söylemek lazım. Yani 5. Teknofest. Keşke biraz daha erken gitseydi. Lakin bir de şöyle bir şey var. CHP'nin bu savunma sanayi özellikle siyalarla alakalı, özellikle Baykar'la alakalı maalesef biraz bagajı olumsuz. Bunu da atlamak gerekiyor. Mesela 2019 belediye seçimleri sürecinde T3 Vakfı ile ilgili iddialar vardı biliyorsunuz. T3 Vakfı'nın eski İBB yönetiminden usulsüz nakit para yardımı aldı. Bu mahkemeye gitti, ispatlanamadı. Baykar kazandı o mahkemeyi vesaire. Onu da CHP taraftı örneğin. Eski yeni İBB yönetimi olarak. Dünkü ziyaretinde o konuda da açıklama yaptı. Mahkeme karar vermiş. Ne yapabiliriz? Evet, T3 Vakfı nedir diye sordu. T3 Vakfı'nı bilmiyordu Kılıçdaroğlu. Şöyle, onu gördünüz ben mi? O videoyu izledim. T3 Vakfı hakkında ne düşünüyorsunuz dedi. O kalabalıktan Sevinç Vakfı mı dedi. Sonra yaklaştılar. T3 dedi. Ha T3 diye söyledi. Yani bilmiyor değil. Ancak o kalabalıktaki anlaşılmazlığı da bilmemekle eş düşünmek i̇şte, çok niyet okumak olur. Ama bu T3 Vakfı konusunda maalesef bir mulatlık var. Yani mahkeme kararını verene kadar keşke Kılıçdaroğlu biraz da olumlu davransaydı. Ben beklerdim çünkü savunma sanayi bu. Onu gene konuşuruz. Uzun uzatmamak için konuşuyorum. Ama bu konuda biraz vakıfım. Uzun uzun konuşabilirim. Sonra isim vermeyeceğim bazı CHP'li milletvekillerinin, doğrudan milletvekillerinin SİHA'ları insan hakkı ihlali yapıyor. Mutlaka AİHM'e göndermeliyiz gibi çıkışları olmuştu. Bunlar da yalanlanmadı. Kılıçdaroğlu tarafından düzeltilmedi. O milletvekillerinin söylemi hala açıkta. İsmini söylemeyeceğim. Biliyorsunuzdur büyük bir bazı, duymuşsunuzdur. Daha sonra SİHA'ların aslında, Baykar SİHA'ların aslında teknolojik olarak çok ileri olmadığı, bazı PR çalışmalarıyla TSK'yı aslında mağdur ettiği, zarara uğrattığı gibi çok iddia getirdi. Gerçi CHP sözcüye gerekli tarafından. CHP'nin bu konuda bagajı geniş. Kılıçdaroğlu'nun birazcık bu konuda çalışması lazım açıkçası. Buradan da Selçuk Bey'in röportajında eğer iktidar değişirse korkunuz var mı ifadesine Selçuk Bey pek yok diyemedi doğrudan. Fark etmişsinizdir. Bu bagaj söz konusuyken hiçbir bakar yöneticisi buna doğrudan cevap veremez. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun biraz daha bunda çalışması gerektiğini düşünüyorum. Peki, zaman ben de diye bağlıyor. Tank paleti fabrikası da verildi. Zaman gösterecek diye de bağlamış o röportajı. Tank paleti de bir program konuşmak lazım gerçekten. Peki. Türkiye'nin hem savunma sanayindeki başarı öyküsünü konuşuyoruz. Hem de CHP Genel Başkanı'nın Teknofest'i ziyareti. Şimdi bu Baykar ve SİHA'lar konusunda ismi çok az anılan ama anılmayı hak eden bir insan alınacağım. Özdemir Bayraktar. Yani Selçuk Bayraktar'ın babası. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Beraber çalışma imkanımız olmuştu vakti zamanında. Asıl daha 1995'lerde, 96'larda bu teknolojinin olmazsa olmazı olarak da konuşan bir insan. O zamanlar birçok insan da belki dalga falan geçiyordu kendisiyle ama
Sonra gerçekten ailecek bunlar Türkiye'de bu işi başardılar. Takdir etmek lazım. Keşke Türkiye'nin 100 tane daha Baykar gibi şirket olmuş olsa. Şimdi bir ülkenin bir takım milli politikalar vardır. Burada partinin bir partiler olabilir ama hiçbir parti bu milli politikanın önüne geçemez. Bir tanesi savunma sanayidir. Evet. Olmazsa olmazımız. Bir tanesi dış politikamızdır. Yine olmazsa olmaz. Ve yani elbette şunu ki, gördük. Bu Yunanistan S-300, F-16, Patriot, F-35, Ukrayna-Rusya savaşı. Savunmanın ne kadar yerli ve milli olması. Ya da işte Azerbaycan Ermenistan savaşı yani. Bugün Azerbaycan-Ermenistan savaşında kaderini değiştiren aslında yani SİHA'lar kaderini değiştirdi oradaki savaşın. Öyle değil mi? Bugün Ruslar eğer Ukrayna'ya karşı bu kadar bile aciz duruma kalmışsa sebebi de yine SİHA'lardır. Yani biz bunu fazla burada konuşmayalım da. Çünkü belki Türkiye ile Rusya arasında farklı bir takım icat çıkarmayalım. Şey olabilir, sıkıntı olabilir. O yüzden daha ileri konuşmayalım. Herkes her ama şey yapalım. Şimdi burada o yüzden Selçuk Bayraktar ve ailesini bu anlamda tebrik etmek lazım. Yani inşallah bu arkadaşlarımız daha güzel şeyler yapacaklarına ben inanıyorum. Mesela burada da sen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesini ben de önemsiyorum. Doğru buluyorum. Gecikmeli de bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. Kendisinin de belli konularda yanıltıldığı gibi de bir hüsnü niyetim var. Keşke daha önce belki daha doğru bilgilendirmiş olsa belki daha farklı bir tavır sergileyebilirdi. Yine değerli hocamın ifadesiyle farklı bir takım partideki konuşulanlar biz de biliyoruz. Bu da çok hoş olan konuşmalar değil. Bu anlamda Türkiye, yani evet bizim bulunduğumuz coğrafya çok değerli bir coğrafya. Tarihin akışının değiştiği coğrafyalardan bir tanesi, hatta en önemlisi Anadolu coğrafyasıdır. Bu bağlamda tarihin her döneminde de stratejik önemi her daim kalmıştır. Bu coğrafyaya sahip olan insanlar her zaman savaşa da hazır olması gerekir, barışa da hazır olması gerekir. Ondan dolayı böyle bir coğrafyaya sahibiz. Bu önemli bir konu aslında. Evet. Bu bağlamda savunma sanayi hayati öneme sahiptir. Diğer taraftan, bakınız Türkiye'de konuşmayan bir iki konu da var aslında. Onu da konuşmamız lazım. İşte Türkiye'nin mesela şu anda işte tank yapma projesi var. Bu konuda da BMC burada gerçekten çok iyi çalışıyor. Her ne kadar şu anda PR olmasa da. BMC'nin çıkartmış olduğu tanklar, kirpiler ve buradaki şeyler yani kara taşıtlar konusunda gerçekten çok önemli işler. Çok önemli işler yapıyorlar onlar da. Ama şu anda onlar belki bu kadar çok böyle PR yapmıyorlar. Şundan dolayı onlar belki bilinen araçlar ama Türkiye'nin ihtiyacı olan araçlar. Vakti zamanında bunları almak için bizim büyükelçilerimiz, bakanlarımız Washington'un kapısını çok aşındırmıştı. Bugün biz bunu yapıyoruz. Hatta ihraç ediyoruz. Onun için de biz bundan gurur duyabiliriz. Yani sadece SİHA değil, inşallah önümüzdeki zamanlarda başka konularda Türkiye'nin çok iyi gelişmesi var. Yerli muharip. Türkiye'nin belki bu kadar çok böyle savunma sanayine yatırım yapması. Ha bu arada şunun da hakkını vermemiz lazım. Bizim öyle gençlerimiz var ki, bu ülkenin öyle dinamik bir gençliği var ki, öyle akıllı, zeki ve dünyada dünyadaki diğer emsallerle yarışacak ve onlara pabucu bırakmayacak tabiri caizse. Hatta onların önüne geçecek olan çok değerli gençlerimiz var. Çok zeki gençlerimiz var. Onlara imkan verdiğimiz zaman biz Allah'ın izniyle şeydeki savunma sanayinde dünyada bir noktaya geleceğimize inanıyorum. Peki. Şimdi çok kısa bir araya gitmem lazım. Aradan sonra bir af tartışması gündeme geldi. Her ne kadar MHP net bir dille yalanlasa da ama bu af kelimesi de işte macunun tüpten çıkması gibi bir konuşmaya başlayınca geri adım atması zor. Stüdyoda da iki hukukçu konuğum da var. O meseleyi de konuşacağız çok kısa bir aradan sonra. Af dediğiniz kapsamlı olmalı. Hatta getirsinler birlikte çalışalım. Benim bir bilgim yok. Yani böyle bir bilgim olmadığını söyleyebilirim. Yeni bir af çalışması gündemde mi? Siyaset bu sorunun yanıtını arıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bilgim yok dedi. Muhalefet iddiaları değerlendirdi. Hatta getirsinler birlikte çalışalım. Af dediğiniz kapsamlı olmalı, adil olmalı. Meclisin yeniden açılacağı 6. yasama yılı öncesi beklentiler iyice yükseldi. Olası düzenlemeye yönelik siyasi partilerin tavrı merak edilir oldu. Muhalefet tasarı için meclise işaret etti. Ya doğru bir düzenleme, doğru bir teklif gelirse tabii ki inceleriz. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in açıklamasına benzer bir yorum Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da geldi. Karamollaoğlu kapsamlı ve adil bir düzenlemeye işaret etti. Özellikle de mükerrer işlenen suçlara
suçlar dikkate alınmalı. Bunun da yeri elbette parlamentodur. Tartışmaya son nokta ise MHP'den gelen açıklama koydu. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, iddialar temelsiz, böyle bir çalışma yok dedi. Aslında bu af meselesi gündeme geldi. Hep gözler MHP'ye çevrilmişti. MHP affı gündeme getirecek. 100. yıl affı. Çünkü öteden beri biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan af meselesine her zaman mesafeli durdu, duruyor. Söylemlerinde bunu işitiyoruz. MHP'ye adres gösterildi ama dün MHP'den çok net bir açıklama geldi. Bizim gündemimizde af filan yok diye. Ama dediğim gibi az önce hani macunun tüpten çıkması gibi af meselesi iki hukukçu olarak önce Gamze abi sizle başlayayım. Ne dersiniz? Hani bir cumhuriyet 100. yaşına giriyor. 100. yıl affı çıkar mı çıkmaz mı? Ve af meselesi nasıl bakıyorsunuz? Ankara kulislerinde çok yoğun konuşuluyor. Onunla beraber cezaevinden bize ulaşabilen insanlar da çok sık ya soruyorlar ya dolaylı yoldan haber gönderip çıkacak mı diye. Bana da çok mesaj geliyor. Çok sıcak gündemde olan bir madde. Tabii şöyle bir şey var. Toplumsal barış dediğimiz şey adaletle sağlanır. Şehirlerin güvenliği yine yani ceza yasaları şu an bizim uymakta olduğumuz, yürürlükte olan yasalar da hem toplumsal barışı hem birey devlet ilişkilerini hem birey birey ilişkilerini düzenleyen aslında bir düzen sağlayan yasalar. Böyle bir süreçte tabii seçim öncesi affın konuşulması çok olağan. Önceki senelerde de, önceki seçim süreçlerinde de her zaman seçim öncesi bir af çıkacak mı diye konuşulmuştur. En kötü bir imar affı çıkar canım falan diye. Vergi affı, imar affı, varlık barışı birçok bunun türlü türlü yolları var. Tabii şimdi gözler biraz da cezaevlerin doluluğu, çok fazla cezaevlerin kapasitesinin üzerinde insan barındırmasıyla beraber bir af gelecek mi tartışması da geliyor. Tabii bir infaz düzenlemesi de yapılmıştı. Yani demek ki bu da hala yeterli olmadı. Toplumda böyle bir beklenti var ama önemli olan şey bir cezasızlık portresi çizmeden. Yani bak yaptığı yanına kaldı diye. Ya da mağdur olan insanların yani toplum vicdanının kanaması. Adalete olan inancını yok etmeden belki tüm siyasi partilerin ortaklaşabileceği makul bir düzenleme yapılabilir. Ama genel af olması durumunda bütün cezaevlerinin boşaltılması ya da orada bir süzgeçten geçirilmemesi halinde gerçekten toplumda bir rahatsızlık olur. Burada önemli olan şey aslında toplumun suça yöneliminde işte hangi suçlar çoğunlukta, şehirlerin güvenliği hangi olaylardan kaynaklı sağlanamıyor? Bunun bir analizinin yapılıp hem şehir güvenliğinin sağlanması hem de önleyici politikaların bir şekilde işler olması adına adım atılması daha sürdürülebilir olacaktır. Çünkü af dediğimiz şey o anlık bir şey, seçime etki eder. Olumlu bir etki eder iktidarda olan partiye. Ancak o kişiler tekrar dönüp suça karıştıklarında, mükerrer suç işlediklerini de gördüğümüz belli başlı çalışmalar da var. Böyle bir durumda insanlar ne adalete güvenir, ne kendilerini güvende hissederler, ne de toplumda bir barıştan söz edebiliriz. Ama şunu görmek lazım, 2023'e giden süreçte şapkadan çıkacak çok tavşan kalmadı. Şimdi 2022 yılı, enflasyonla geçti ve 2022 için enflasyonu durduracağız diyemiyorlar. Yani hedef her zaman 2023'ün Mart'ı gözüküyor. Evet. Bu sene ekonomi açısından çok zor geçiyor ve geçecek. Kış daha zor geçecek. O zaman iktidarın elinde tavşan sayısı ekonomi gitti. Geriye belki yine bir beka tartışmalarıyla bütün politikaların güvenlik endeksli değerlendirildiği bir sürece de girebiliriz. Ancak topluma bir umut adına af, genel af, vergi affı ya da başka türlü bir takım tavşan olarak gösterilecekleri argümanlar olabilir. Ama öyle bir süreçteyiz ki artık oy almak isteyen kesim eskiden muhalefet iktidardan oy almaya çalışırdı çoğunluğu sağlamak için. Şimdi dengeler o kadar yaklaştı ki birbirine iktidarın hem kendi seçmenini ikna etmesi gerekiyor tabanını koruması adına hem de muhalefetteki diğer siyasi parti seçmenlerine de göz kırpması gerekiyor. Bu süreçte de farklı argümanları deneyeceklerdir. Peki. Yani bir cümleyle cübbe giyen birisi olarak aftan yana mısınız değil misiniz? Bu çok şey. Bunun evet veya hayır gibi bir cevabı olmaz. İçeriği çok önemli. Ancak cezasızlık politikasını hiçbir zaman savunmuyorum. Yani insanlar yaptıkları suçun cezasını çekmeliler. Ama cezaevlerinde gerçekten mağduriyetler varsa, yargılamalara ilişkin soru işaretleri varsa ve toplumun bu konuda bir beklentisi varsa değerlendirilmeli, masada tartışılmalı, bütün siyasi partiler görüşünü bildirmeli. Yoksa affa karşıyım ya da değilim gibi çok keskin sözcükler beni tam olarak ifade etmeyebilir burada.
Peki. Ramazan Bey, siz de bir koçsunuz. Evet. Şimdi Gamze Hanım aslında... Geldik mesele Affa. Evet. Ondan önce aslında ekonomi konusunda konuştuk. Şimdi Türkiye'de bundan önce de Türkiye battı gitti. Ondan sonra efendim Türkiye artık borçlarını ödeyemez hale gelecek diye bir takım iddialar çok konuşuldu. Ama Türkiye'de gelinen noktada yani evet bir takım problemlerimiz olabilir ama Türkiye bitti, öldü falan böyle bir şey söz konusu değil. İşte biraz önce de konuştuk Türkiye'nin büyüme oranı vesaire. Türkiye ölmez ben de vatandaş ölüyor. Gamze'nin kadar ben hani olumsuz yaklaşmıyorum. Elbette ki vatandaşın burada bir çektiği bir çile var. Elbette ki hepimiz bu konuda etkileniyoruz. O çok ayrı bir konu. Biz bunu inkar edemeyiz. Vaka bu. Ama ülkemizle ilgili de bütünle olumsuz konuşarak ümitlerimizi kırmak, gelecek neslimizi böyle negatif bir enerji yüklemenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir tanesi bu. İkincisi de yani Türkiye'de iyi şeyler de var çünkü. Biraz önce işte savunma sahnesinde konuştuk. Şimdi bir devletin varlık sebebi Kerem Bey, adaleti sağlamaktır. Bütün devletlerin tek bir amacı vardır. Yaşayan toplumlar içerisindeki ya da insan arasındaki adaleti sağlamaktır. Devletin birinci görevi budur. Adaletin olduğu yerde aftan bahsedemezsiniz. Ben şimdi bu konuda çok keskin konuşuyor olabilirim ama bir hoca olarak hem de ceza muhakemesi hukuku dersen atan bir hoca olarak ben size söylüyorum. Türkiye'de zaman zaman aflar çıkmış. Hatta cezaevleri boşalmış. Evet. Ama af çıkartan hiçbir hükümete bu daha sonra pozitif olarak yansımamış. Ne olmuş sonuçta? Bir kere af çıktıktan sonra cezaevinden boşalan insanların %70'ine yakını 6 ay içerisinde tekrar cezaevine dönmüşler. Ve aynı suçu işleyerek dönmüşler. Yani böyle bir genel bir affın olması halinde yeniden aramıza katiller karışacak. Yeniden aramıza hırsızlar karışacak. Hüküm vermiş olan hırsızlar karışacak. Ha bu arada kader mahkumları var mıdır? Elbette ki vardır. Kim onlar? Ya onlar kim? Belki düşünce özgürlüğü ilgili olanlar olabilir. Her ne kadar ondan sonra bir takım böyle... hani nasıl söylesem aile hukukundan kanatlanan bir takım suç tipleri var. İşte nafaka ödeyemeyenlerin cezaevine kalması gibi. Onun gibi belki böyle sınırlı sayıda bir takım suç tipleri olabilir. Daha ötesine hani bir şey söylemeyeceğim. Belki çok özel bir çalışmaya ihtiyaç olabilir. Bu bağlamda Türkiye'de affın konuşulmasını ben doğru bulmuyorum. Zaten şu andaki bizim infaz kanunumuzda yapılan düzenlemeyle biz ilk defa ceza alanlara ilgili çok ciddi bir indirim yapıyoruz. Evet. Kısa sürede cezaevinde kalıyor. Sonra aramıza karışıyor ve bunun şeydeki denetimli serbestlik büroları bunları takip ediyor. Peki biz kimi affedeceğiz eğer affedersek? Bunları affetmeyeceğiz çünkü bunların zaten bir affa ihtiyacı yok da. Bundan sonraki aşamada muhtemelen işte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar, müebbet hapis cezası alanlar, yüksek miktarlı işte belki nedir mesela yağma suçuna iştirak edenler, bunlar aftan yararlanacak. Ağır suç işleyenler aftan yararlanacak. Dolayısıyla ben böyle bir affın bu ülkenin sosyal barışına katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Ayrıca ben böyle bir affın politik anlamda da bir faydasının da olacağını ben düşünmüyorum. Biraz önce söylediğimiz gibi değerli meslektaşım da söyledi. Düşünün ki işte yakınınızı öldürmüşlerden bir tanesi bu afla beraber çıkıp gelecek mahallenizde tekrar yürümeye başladığında, gezmeye başladığında o toplumdaki insanlar adaletin tecelliyetine inanacaklar mı? Devletin adaleti tesis ettirdiğine inanacaklar mı? Hayır, inanmayacaklar tabii. Ve diyecekler ki Türkiye'de yapanın yanına kar kalır. Evet. Bu çok kötü bir düşüncedir. Kötü bir imajdır. Bu bağlamda ben af konusunun bir kez daha düşünmesini hatta düşünmemesini veya bu konunun artık Türkiye'de ebediyen kapatılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar suç işlerken düşünmesi gerekir ki ben bunun cezasını çekeceğim. Mecliste her 6 ayda bir kadın cinayetleri ya da kadına karşı şiddetle ilgili kanun geliyor. Düzenliyoruz. Düzenliyor meclis. Diyoruz ki tamam bu sefer biz bunu çözdük. Çözdük mü? Çözmedik kardeşim. 6 ay sonra bir daha geliyor. Evet. 6 ay sonra bir daha geliyor. Ve Türkiye bu anlamda giderek kazuistik bir kanunlar devletine doğru gidiyoruz. Ne demek kazuistik? Her konuyu kanunla düzenleyen devlet haline gelmeye başladı. Bu eski Prusya'da denemişler çok ağır sonuçlarla karşı karşıya kalmışlar. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi biraz önce söylediğim gibi uygulamadaki hatalar ve infaz rejimindeki değişiklikler sebebiyle çıkan kanunlar istenen etki göstermiyor. Bu bağlamda Türkiye'de bizim her türlü affı konuşmamalıyız. Sadece
Türk Ceza Kanunu çerçevesinde mahkum olan kişilerin affından bahsetmiyorum. Vergi affı da Türkiye'de konuşulmaması lazım. İmar affı da konuşulmaması lazım. Bu ülkenin istikrarı adına kalkıp da vatandaş, namuslu vatandaş, efendim ya ben her şeyi yasalara uygun yapayım diye bekleyen vatandaş arazisine inşaat yapmıyor. Cezalandırılıyor ama. Ama diğer tarafta kişi yapıyor inşaatı, orada oturuyor, bunu belki de paraya çeviriyor, tabii, zengin oluyor. Sonra biz af çıkartıyoruz. Hukuku bekleyen, hukuka saygılı olan vatandaş kaybediyor. Tabii. Ama hukuka saygılı olan vatandaş zaten bu duygunun ödüllendiriyoruz. Evet, çok önemli. Bu anlamda ben Türkiye'de hiçbir şekilde devletin bu şekilde bir affı ya da iktidarların, hükümetin veya meclisin bir affı gündeme getirmesini doğru bulmuyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Barış Ertem, iki hukukçu da, yani Gamze tam net söylemese de, affa mesafeli. Failleri cesaretlendiren adamlara da mesafeliyim. Sadece cezasızlık açısından değil ama insanlar suçu işliyor, sonra diyor ki birkaç sene af çıkar zaten. Yaptığım yanına kalacak duygusunu biz tetiklememeliyiz. Peki. Ben de şöyle düşünüyorum. Kişiselleştirip, yani bana karşı işlenen suçları devlet benim yerime affediyor. Kendine karşı işlenen suçları affetmiyor. Bir de burada da bir sorun var. Siz nasıl bakıyorsunuz af meselesine? Ya, tabii umarım bizden farklısınızdır. Çünkü bir de hakikaten telaffuz etti Ramazan Bey. Kader mahkumları meselesi var. Ya, şimdi ben farklı olma konusundan maalesef size yardımcı olamayacağım. Peki. Ya, iki kıymetli hukukçu var zaten. Onlar gereken her şeyi söylediler. Ben hepsine katılıyorum Arif. Yani öncelikle bu cezasız kalma, yanına kalma algısının ve sonucunun doğması gerekiyor. Bir kere bundan kaçınmak gerekiyor. Çünkü gerçekten nasıl olsa seçim yaklaşırken bir af çıkar düşüncesi suça teşvik ediyor. Bunu geçmişimizde görüyoruz, yakın tarihte görüyoruz. Adli sahada hocalarımız çok daha yakından takip ediyorlar. Gerek vergi affında olsun, gerek imar affında olsun, gerek ceza hukukuyla ilgili konularda olsun caydırıcı olunması gerekiyor. Çünkü gerçekten kanunlara uyanları mağdur ediyor bu aflar, sizin de ifade ettiğiniz gibi. O yüzden bu af konusunda ben biraz çekimserim. Ama diğer taraftan sizin de ifade ettiğiniz bir kader mahkumu denilen o çok muğlak bir kavram var. Gerçekten de adli bir yanlış sonucu veya bir iftira sonucu hapse giren insan olabilir. Af onlara gerçekten gerekli olabilir. Onların da hakkını yemek lazım. Ondan da çekiniyorum açıkçası. İşte hocamın da ifade ettiği gibi nafaka gibi boşanma sürecinde uzaklaştırmayı çiğnediği gibi aslında öyle çok çok ağır olmayan suçlara hapse girenler de var. Yani fiziksel şiddet yok ortada, çalma çırpma yok. Nafaka ödeyemiş mesela. Hapse girmiş o yüzden. Bunların da belki bir affı hak ediyor diğer taraftan baktığımızda. Yani suçun kapsamına göre... Şimdi bir dakika. Bu bir iyi bir orta olduğu için buna, yani nafaka ödememek kader mahkumu ödeyemiyor? Ödeyemeyebilir. Maddi açıdan sıkıntıya girmiştir. Uzaklaştırmayı ihlal eden neden peki? Yani şimdi o kadar kadına şiddet artmış bir coğrafyada... Ya. Şöyle yani yok şiddetten ve farklı örnekleri şiddet de vardı. Şiddet demedim. Şöyle aslında programda bunu ne kadar şey yapar ne kadar doğru bilemiyorum ama yani yakın çevremde var. Uzaklaştırma kararı aldırılıyor doğru. Ama eşinin boşandığı eşinin yaşadığı ev aynı zamanda adamın annesinin de yaşadığı evin yakınında. O mahalleye giremiyor kişi. Annesine mahalleye gidemiyor. Annesi maddi yardıma ihtiyacı var. Ve buna mahkemeye ikna edemeyip hapse giriyor. Tam yakında yaşandı yani. Bu. Ama bunun çözümü afla değil. Belki bir düzenlemeyle daha pratik olur. İşte bu seçici hapse girmişse bence bu kader mahkumu statüsüne girer. Yani kendi bence şahsi görüşüm. Ben burada bir iki örnek vereyim aslında. Türkiye'de nafaka konusu gerçekten böyle kanayan bir yara. Eğer devlet affedecekse de ödeyecekse aslında belki bunları ödemesi lazım. Öyle, Türkiye devlet af diyor ya, evet, ödeme diyorlar ya. Şimdi nafaka konusunda mahkeme hükmediyor nafakaya. Diyelim ki 1000 lira, 5000 lira ne kadarsa bilmiyoruz derken nafaka ödeyecek olan çoğu kez de bunlar erkek oluyor. İşini kaybediyor ama nafaka ödeme devam ediyor. Bir müddet sonra ödeyemiyor çünkü işi yok. Ama diğer taraftan da mahkemelerin genel kabulü ya sen işsiz kalamazsın, sen işte belki gayri resmi çalışıyorsun, mutlaka bir gelirin vardır gibi bir anlayış ya da yaklaşımla nafaka ödemeye devam edilmesini mahkemeler karar veriyor. Ödeyemeyince o zaman o kişinin işte evine hacize gidiliyor veya ödemediği için de cezaevine giren insanlar var. Türkiye'deki çözecek olan meselelerden bir tanesi bu aslında. Hani kader mahkumu diyoruz ya, bunu bile bana göre bu kader mahkumu diyemeyiz biz buna.
Çünkü mevzuat bunu böyle düzenlemiş ve mevzuat bunu uyguluyorsunuz. Bu kader alakası yok bu işin aslında. Ama şöyle bir şey de var. Yani onun yerine, Türkiye'deki kadınların onun ekonomik durumunu bir göz önüne aldığımızda... Yok yok, ben bir şey demiyorum. Hani o konuda... Nafaka tartışması kadınları o kadar güvencesiz bırakıyor ki suistimal konusuna hiç girmiyorum bile ama... Yok ben şimdi oradaki ama... yok. Nafaka konusunda yani, şu var. Yani nafaka konusunda... Aile düzenine müsaade edersen kamu düzenine ilişkin bir şey. Şimdi nafaka bir hanımefendinin ihtiyacı olabilir. Ben bu konuda hani buna vermeyelim demiyorum dikkat ederseniz. Başka bir şey konuda çözüm öneriyorum ben burada. Burada biz kadını koruyalım eyvallah ama erkeği de ezmeyelim. Bunun için de devlet gerçekten eğer gelir olmayan bir kişi varsa o zaman nafaka ihtiyacı olan ya da yardım ihtiyacı olan işte hanımefendi ya da beyefendi olabilir. Belki de bunun için sosyal devlet o zaman bunu kendisi karşılaması lazım. Gerçekten böyle olması lazım. Peki içimizdeki tek kadın tabii. Ben burada bir şey söyleyeceğim ama koruyorum. Şimdi buyurun, şöyle buyurun. Yani şimdi biz metropollere baktığımızda belki o tabloyu tam göremeyiz ama bu coğrafyanın Anadolu'suna bir gidin. O topraklara bir bakın. Hiçbir güvencesi olmayan kadınlar. Çok erken yaşta evlenmişler. Üniversite okumamış. Hiçbir güvencesi yok. Sağlık kuruluşlarından hiçbir şeyden faydalanamıyor ve evine gelecek bir para yok. Belki anne baba da sahip çıkmıyor. 3 tane çocuğu var, 5 tane çocuğu var. O kadının eli geçindirmesi lazım. Tek güvencesi nafaka. Yani çok yüksek miktarlar değil. Nafaka 200-300 lira, bazen 500-600 lira veriliyor. Asgari ücretle geçinen birisine. Yani öyle bir Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı nafakası gibi bir nafaka da yok burada. Ve o kadın ekonomik bağımsızlığını sağlamadığı için... Magazini de kattınız vallahi. Magazini severim. Yani biraz politikaya renk katalım. Ama o kadının hiçbir güvencesi olmadığı için biz şimdi nafaka ödemeyen kişilere kader mahkumu diyemeyiz. Ama burada tabii gözler biraz da MHP'de. Yani teklifi AKP ve MHP ortaklaşa hazırlayıp getirebilirler. Getirirlerse onlar getirecekler. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin öyle bir hazırlığı yok. Getirsinler bakalım dediler. Ama burada önemli olan, siz de atıfta bulundunuz. Önemli olan niyet burada bir adalet duygusunu tekrar tesis etmekse, düşünce ve ifade özgürlüğünden cezaevinde olanlar, politik duruşu sebebiyle cezaevinde olanlar öncelikli olmalı. Eğer niyetiniz mafyaları, uyuşturucu baronlarını, yolsuzluk yapanları, hırsızlık yapanları, bu devleti dolandıranları kurtarmaksa, terör örgütü üyelerini kurtarmaksa, o tabii zaman adalet duygusunu siz yerle bir ederseniz toplumda huzur değil kaos olur. Ona bir itiraz yok zaten. Buyurun tamamlayın. Burada özür diliyorum. Şimdi nafaka konusu çok teknik bir konu, biraz da tehlikeli bir konu. Çok tehlikeli. Ben o yüzden evet, vallahi. O yüzden şimdi ben buradaki nafaka konusunda hak eden hanımların nafaka alması konusunda benim söyleyecek bir şeyim yok. Bu konuda hani gerçekten ihtiyacı var ki mahkemede karar veriyor. Ben bu konuda çekincem yok, onu söyleyeyim baştan. Diğer taraftan bunun muhatap olan, ödeyecek olan bir takım insanların işini kaybettiği durumlarda da nafaka ödemek durumunda kalınca cezaevine girdiğini söylüyorum. Evet. Buradaki adaletin sağlanması gerçekten ödeyecek durumda olmayan, ödeyemeyen bireyler varsa bu kadın olabilir, erkek olabilir. Bazen kadınlar da erkeklere nafaka ödüyor, onu da gördüm. O zaman devlet mi ödeyecek? Bu bağlamda, nasıl olacak? Bu bağlamda, evet, sosyal, ben burada işte sosyal devletin şeyi şu bana göre. Evet, böyle bir durum söz konusu. O zaman nasıl ki biz devlet diyoruz ki ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı olacaksa bunu da bir sisteme bağlayarak daha güvenceli bir hale getirmek lazım diyorum. Gerekiyorsa devlet ödesin. Ben bunu ödemesini demiyorum. Kadını güçsüz bırakmaması lazım burada. Yani kadının daha güçlü, daha, hayır şöyle gerçeklere güvenmiş işte. Kadın daha güvencede olsun. Adam eğer çalışmıyorsa, ödemiyorsa zaten kadın yine nafaka alamıyor. Yani nafaka adam şimdi kalkıp da, diyorsa ki ya ben cezaevine... Nafaka mağduruyuz diyen örgütlü bir kesim var Twitter'da. Şöyle, bugün beni linç ederler, ben tanıyorum, biliyorum onları. Şimdi şöyle bir şey, ama zaten kişiye nafaka hükmetmiş mahkeme ama ödemiyor. Ödemiyor zaten. Zaten kadın yine mağdur. Ben diyorum ki eğer ödeyemeyecek durum varsa... Bunu işte sosyal devlet gireyince bunu belki devletin karşılaması lazım diye düşünüyorum. Ama bu bir programda bu kadar çok basit bir şeyle çözecek bir konu değil bu. Belki de uzun uzun konuşulup belki bunun sosyal şartları, ekonomik şartları, psikolojik şartları, mevzuat falan değerlendirmek lazım. Çok ufak bir hatırlatma yapacağım. Bu biraz kadına bakış açımızla alakalı bir şey. Çünkü bu ülkede... İstanbul Sözleşmesi'ne mi gelecek mesela? Yok, oraya gelmeyeceğim. Oraya kadar daha çok hatırlatacağım şey var ama kadınlar iş aradığı için bu ülkede işsizlik var diyen yöneticileri de gördük biz. Yani burada toplumun mesele kadının güçlenmesi, evini geçindirmesi, ayakları üzerinde dimdik durması ise... Kurtuluş Savaşı'nda kurşun atmadık dediğini de gördüm. Neler neler görüyoruz ama hani kadına bakış açısı üzerinden söyleyeceksek önemli olan bu coğrafyada kadının erkeğin eşitliğinin sağlanması, kadının yerinin sadece ailede görünüp kutsallaştırılmaması, önemli olan eşit bir birey olarak, eşit bir yurttaş olarak görülmesi, ikinci sınıf muamele görmemesi. Ama biz bunu aslında sosyolojik bir dönüşümle, zihniyetimizdeki dönüşümle yapabiliriz ama yönetenler bu dönüşüme imkan vermiyorsa, Taliban zihniyetimizde aramızda hiçbir fark yok diyorlarsa benzeş... Hayır, şöyle
demiş onu? Örnek oradan. Ama bu çok ağır bir itham. Bakın ağır itham değil. Burada hukukçu kimliğinize konuşursan bir şey demiyorum. Ama politik olarak konuşuyorsanız bu yanlış ama. Yanlış bir şey bu. Hukukçu kimliğimle söylediğim nafakaya ilişkindi. Ama kadın erkek eşitliği konusu söyleyeceklerim tamamen baştan sona politik. Çünkü bu sorun bir politik sorun. Bu coğrafyada, Taliban'la farkımız yok. Kim söylemiş? Siz bu cümleyi duymadınız mı? Kim söylemiş? Söyleyin. Kim söylemiş? Bakanlardan söyleyin. Birisi mi? Bir yönetici söylemişti. AKP'li. Bakın iftira atmıyorum. Taliban zihniyetimizde aramızda bu, bir fark yok dedi. Bu ağır benzetme. Hayır. Bakın, ağır benzetme ama kadınların bu coğrafyada yaşadıkları daha ağır. Yanlış ama. Meselenebiliyor musunuz? Yanlış. Ben bu coğrafyanın... Kim söylediğini söylemeniz lazım. O zaman kalkıp da istinadda bulunuyorsunuz. Siz benim söylediğimi dinlemeyeceksiniz. Soru da sormayın. Lütfen rica ediyorum ama şöyle bir şey de var. Ben dinliyorum ama doğru şeyler söylüyorsunuz. Benim temel kaygım bu coğrafyada kadınların yok sayılmasından kaynaklı hızla bir Taliban zihniyetine bizim dönüşüyor olmamız. Bu yüzden Gülşen tutuklandı. Şimdi bu yüzden ev hapsinde duruyor. Ayağında elektronik kelepçeyle. Çünkü imam hatipler konusuna da gireceğim. Burada evet Gülşen'in söylediğini tasvip etmemek meselesi değil. Ediyor musunuz? Etmiyorum. Ama cezalandırılmasını da uygun bulmuyorum. Tamam, çünkü tutuklama bir tedbirdir. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bu konuda ders veriyorsunuz. Efendim bakın ben Twitter'ıma bakarsanız ben bunun doğru olmadığını yazmışım. Daha o zaman yazmışım ben. Yanlış kardeşim. İmam hatipleri sanki bir dinmiş gibi değil ama yani onlar bir eğitim yuvası başka bir şey ama onu hakaret sanki hak ediyor mu? Hiç kimse hakaret hak etmez ama tutuklamayı yok. Hak ediyor mu? Zaten ben ne diyorum? Bakın hak ettiğini söylemedim ben size ama kalkıp da bakın ev hapsini hak ediyor kim? Mu? Sanatçı bakın ediyor. Tamam. Gülşen bir dakika, ev hapsini hak ediyor. Cevap vereceğim ben size. Bakın sanatçının tanımı yaparken sanatçı politik bir takım söylemlerden daha çok toplumu aydınlatan, ayrıştıran değil birleştiren bir vasıf olması lazım sanatçıda. Genel tanımı bu olması lazım. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı kadınları sürtükleyerek toplumu ayrıştırdı. Lütfen yapmayın ya. Ben doğru bulmam ki onu. O konuda da yani eleştirim var. Yani sanatçıya gelene kadar biz yönetenlere laf edeceğiz önce. Ya bak şu anda sanatçıyı konuşuyoruz. Bütün sanatçılar sanat bu ülkenin olmazsa olmaz uğraşlarından bir tanesidir. Bütün sanatçılar saygın insanlardır. O saygın olan sanatçılar sanatçı kimliği varsa o zaman bu toplumu ayrıştıran değil birleştiren bir fonksiyon icat etmeleri lazım. Ayrıca, konuşmasıyla, ifadesiyle, hareketin her bakımdan toplumu temsil etmesi lazım. Şu benim kaygım. Yani sanatçıları saraya yakın sanatçılar ya da iktidara yakın sanatçılar ve makbul olmayan sanatçılar diye ayrıştıran bir sistemin içindeyiz. Yani biraz muhalif görünen sanatçıların konserleri iptal ediyor. İlkay Akkaya çok severim sesini. Şarkılarını çok severim. Ancak önce Ceyhan Belediyesi'nin 30 Ağustos programını kaymakamlık iptal etti. Akabinde daha bir sürü festival iptal edildi. Hayır yani şöyle İlkay Akkaya eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında türkülerini söyleseydi edilir miydi? Edilmezdi. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden bu ayrıştırmayı önce siyasetin yapmaması lazım. Sanatçı sonra gereğini yapsın. Peki. Arkadaşlar ya, ama bu yanlış olan bir şeyi başka bir yanlışa düzeltemeyiz. Bu yanlış, öbürsü de yanlış. Peki. Peki. Lütfen tamamlar mısınız? Yok estağfurullah. Ya ben şey demek istiyorum şimdi sadece çok basit bir şekilde. Mesela biz affı... Önce... evet ben oradaydım. Cezaevine girecekler çoğalacak ben şimdi. Ben hala oradayım. Yani 2020 Şubat'ta boşanıp da nafaka bağlanmış bir kişi pandemi başlayınca işsiz kalmışsa ve ödeyemiyorsa nafakası onu hapse atmayalım demek istemiştim ben. Hapse evet. Atmışsa da affedelim demek istemiştim. Oradan konu Taliban'a geldi. Yani ama o gerçekten burada ben şey yapmak istemem yani kimseyi eleştirmek istemem ama Taliban gibi ifadeyle konuşurken çok dikkat etmek lazım. Evet, yani peki. Taliban'ın ne olduğunu birazcık şey yapmak lazım. O Taliban ifadesi hakikaten dayanamıyorum. Sıkıntılı. Tekrar şeyi söyleyeceğim. Nafaka konusu kamu düzenine ilişkin. Yani bir kişi işsiz kaldıysa evet mağdur olmaması lazım ama karşısında ailesini mağdur ediyorsa bunun bir zorlayıcı mekanizması olması lazım. İşte. Çünkü keyfi bir şekilde ödemeyen erkekleri de görüyoruz. Keyfi ben ödemeyeyim. İşsiz, en sonunda icra ile alsınlar. En sonunda zorlasınlar. Parayı ödeyeyim. Ondan bahsetmiyorum. İşsiz kalmışsa diyorum örneğin. Ama o zaman bir mekanizma toplumu koruyacak, aileyi koruyacak, çocuğu koruyacak bir mekanizma ihtiyacı. Bakın ben biraz önce onu söylüyorum ben. Diyorum ki ben bu bir mekanizma meselesi. Aynı şeyi söylüyoruz aslında. Biz ayrışmıyoruz ama koruyucu mekanizma eksikliği var onu söylüyorum. Peki. Herhalde tamam. Yok ben bu şey yapmayacağım. Başka bir programda daha ayrışmıyorum. ya Sağlık Bakanımız COVID oldu. Çok hem de ikinci kez. Vallahi çok geçmiş olsun. Tamam. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 57 yaşında biliyorsunuz Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca. Covid-19 testim 5 gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadeleye kadar önemli bulduğum sağlıkta beyaz reform çalışmalarını online toplantılarıyla sürüyorum. Yakında arkadaşlarım arasında olacağım ifadesi kullandı. Bunu şunun için gündeme getirdim. Memleketin Sağlık Bakanı bile üstelik yanlış hatırlamıyorsam ikinci kez Covid oluyorsa bu tehlike geçmiş değil.
sevgili izleyenler. Hakikaten aşıları olduk, eyvallah. Ama önlemsizde kalmamak lazım. Buradan da Sağlık Bakanı'na bir kez daha geçmiş olsun. Geçmiş olsun dileyelim. Bir de güzel haberle de bitirelim. Vira bismillah dedi balıkçılar. Evet. İnşallah bereketli olur. Yani av yasağı sona erdi. Balıkçılar denize açıldı. Dün ilk kez ağlar doldu. Fiyatları da söyleyeyim de. Bu sene çok palamutu çok bereketli olacağı söyleniyor ama palamutunun çifti ilk günden yani gelen ağlarla balıklardan palamutun çifti 120. Lüferin tanesi 90. Hamsinin kasası 700 lira. Nereden nereye? Tekirin kasası 150. İstavritin kasası da 600 ile 700 arasında satılmaya başlandı. Deryalarda balık avı. Güzel bir sezon olsun inşallah. Güzel bir sezon olsun. Bu arada bugün aynı zamanda adli yıl açılışı. Adaletin hakim olduğu bir adli yıl temenni ediyorum. Çünkü herkesin adalet. Çok ihtiyacımız var. Adil bir düzene, hukukun işlediği, hukukun üstün olduğu bir sisteme çok ihtiyacımız var. Bugünlerde bunun eksikliğinin nasıl sakıncalara sebebiyet verdiğini de hissedebiliyoruz. Adalet duygumuz zedelendiğinde. O yüzden ben adalet dolu bir adli yıl diliyorum. Peki. Ben de evet. Hatırlattığınız için çok teşekkür ederim. Yayının başında aklımdaydı ama çıkmış. Sizin evet, ben de aslında adliğinizde... kalmıştım. Evet. Adli yılı bir kutlayalım diye. Evet. Yusuf bir de sizin bir çalışmanız vardı. Onu da söyleyeceğim. Ha. Çok kısa lütfen. Adalet konusunda Yusuf Has Hacı bin Kutatku Bilik adli eserinde güzel bir ifadesi vardı. Adalet göğün direğidir. Adaletin olmadığı yerde göğün direği, gök kubbe başımıza yıkılır. Devlet ortadan kalkar der. Tabii. Bu manada adalet çok mühim. Adli yılımız hayırlı olsun inşallah. Tamam. Eminim ki bütün adalet camiasındaki hakimlerimiz, savcılarımız, avukat arkadaşlarımız bu yıl daha adil bir süreç yaşarlar diye düşünüyorum. Bu arada biz ilke vakfı olarak... Gamze Hanım adil bir düzen istedi. Evet, adil bir düzen. Yani, İstedi evet, Gamze Hanım. Evet, yani hocayı... İstemeye de devam edeceğim. Yani Erbakan Hoca'nın ifadesi geçenlerde konuşmuştum. Herkes bir gün milli görüşçü olacaktır ifadesi. Gamze Hanım'da olduğunu görünüyor. Şimdi biz bu arada... Gamze Hanım milli grup, ama görüşleri farklı. Evet. İlke Vakfı sağ olsunlar bir grup akademisyenle beraber 2021-2022 yılı yani en son şeyde adli yılda hukuk izleme raporu yazmamız konusunda bize bir görev vermişti. 6 tane akademisyen. Biz Türkiye'de hukuk izleme yani işte Türkiye'de adalete erişim konusunda bir rapor yazdık. Bu raporu bugün biz saat 18'de kamuoyuyla paylaşacağız. Mercure Hotel Üsküdar'da. Bu konuda ilgilenen arkadaşlarımıza da duyurulur. Gerçekten de çok ciddi bir takım bulgularımız var Türkiye'de adalete erişim konusunda. Eminim ki o raporda ben sizlerle paylaşacağım. Türkiye'de yargı sistemleri beklendiği gibi maalesef çalışmıyor. Bu hep biz hep böyle... Herkesin şikayet ettiği mesele adaletin yavaş işlemesi. Evet, geç gelen adaletleri değildir. Devletin ve bir coğrafyada bir toplumun omurgası adalettir. Adaletin olmadığı bir yerde ne yaparsanız yapın, milli savunmanız çok güçlü olabilir, ekonominiz çok güçlü olabilir ama adaletin olmadığı yerde bunlar asla sürdürülebilir değildir. Bu evet. Manada adaletimizin bizim iyi çalışması lazım. Biz bu şeyde, bu kanallarda ya da bizim ekranlarda hep biz ceza davalarını konuşuyoruz ama Türkiye'nin temel meselesi sadece ceza davaları değildir. Elbette ki ceza davası önemli, özgürlüğümüzü ilgilendiriyor. Ama bununla beraber ticari davalarımız, hukuk davalarımız, ondan sonra idare mahkemesindeki davalarımızda da çok ciddi anlamda bir takım problemlerimiz var. Umarız ki önümüzdeki zamanlarda bunlar çözülür. Ayrıca bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Barış Bey, son söz sizin. Yani, hem balıkçılara mesajınız hem adliyle ilişkin tabii, pardon, adalete. Balıkçılar için de bereketli bir yıl olsun inşallah. Evet, bereketli olsun. Hem adliyle açılışı hayırlı olsun hem balık sezonu hayırlı olsun diyeyim. Ben bu kadar diyeyim. Aynı zamanda Dünya Barış Günü. Bugün çok şeyi kutladık ama bizim kardeşçe yaşamaya daha çok ihtiyacımız en var. En çok bence o yüzden, aradan kelime barış ve adalet. Programın başında not almıştım Barış Günü'de ama biraz kapanışa denk geldi. Peki. Gamze Pamuk Ateşli Hukukçu, çok teşekkür ederim yayına katıldınız. Sağ olunuz. Doktor Ramazan Arıtürk, İstanbul Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi. Çok teşekkür ederim. Doktor Barış Ertem, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi. Barış Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayına katıldığınız kıymetli görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Giremediğimiz birçok konu var. Altılı masa kimi aday gösterecek? Her gün sorulan soruyu bugün sormadık. Başka yerlerde sorarlar. Siz bakarsınız artık. Biz soramadık. Zaman bitti çünkü. Yarın yine aynı saatte bu stüdyoda kıymetli konuklarımla karşınızda olacağım. Günün ve gündemin sorularını sormak için hoşçakalınız.